Optimus OE Solutions bağlantı sistemleri futbol gecesini sunar. İyi akşamlar efendim. Futbol gecesine iyi geceler daha doğrusu. Hoş geldiniz. Maçlar biraz geri çekilince saat 20, son saat oynanmaya başlayınca biz de 23'e geçtik. Yani yeni saatimizde yayındayız. Bununla birlikte önümüzdeki haftalarda tabii 19'a çekilecek. En azından şu 21.45 çilesinden herkesin kurtulduğunu söyleyelim. 21.45'te biten bir maçın şeyi de işlerin bitmesi de gazeteciler açısından gece 3'ü hakikaten buluyor yani. Bir de işte işin bir sürü parçası vardı derken sevindirici gelişme bu. Yani biraz sonbahara girince maçlardı daha erken saatlere çekildi. Şimdi efendim Fenerbahçe bu akşam kendi evinde Alanyaspor'u 5-0 yendi. Galatasaray Konya'da Konyaspor'u son dakika golüyle yenmeyi başardı. Beşiktaş'ta İşler kötü gidiyor, hoca tartışılıyor. Bugün Trabzon-Antep maçı çok tartışmalıydı. Trabzonspor son dakikada kazandı. Erol Bulut bu arada yani Antep'in hocası Trabzonspor kullanıyor imasında bulundu. Bunu da ifade etti. Geçen yıl da dedi aynı şeyler yaşanmıştı. Tartışmalı bir haftayı geride bırakıyoruz. Ve bununla birlikte milli takım arası verildi. Milli takımımızın bu hafta C grubunda, C liginde daha doğrusu maçı var Avrupa'da. Önce Lüksemburg'la ardından da Faroe Adaları'yla. Dolayısıyla bir haftalık bir ara verildi lige. Önümüzdeki hafta sonu maçlar oynanmayacak. İbrahim Yavuz bizimle birlikte. Emre Eren de İzmir'den yine yayınımıza katılacak. Emre Eren hoş geldin. Sesimi net alabiliyor musun? Hoş bulduk Aydın Cingöz. İbrahim Yavuz sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Bir parça arkadaşlar stüdyo ses isteyeceğim. Emre Eren'in sesini bir parça daha yüksek isteyeceğim sizlerden. Şimdi Fenerbahçe ile başlayalım. Bu arada hemen sıcağı sıcağına da hocaların açıklamalarının bir özetini ayarladık. Birazdan hazır olduğunda arkadaşlarımı uyarır. Onları da vermeye başlarız. Fenerbahçe 5-0 kazandı. Ligde 6 maç, 20 gol. Önce gollerle başlayalım. Ne dersin İbrahim Yavuz? 20 gol 5 haftada. Yani maç başına Fenerbahçe'nin gol ortalaması 4. Yani Play Spor'da yaptığımız yayında da bununla alakalı biraz konuştuk. Herhalde Fenerbahçe bu sezon sonu bu istikrarı devam ettirirse gol rekoru olur. Kıracak gibi gözüküyor. Yani, yani genel anlamda Fenerbahçe adına hem ligde hem Avrupa'da işler planlandığı gibi gidiyor. Özellikle hücum hattında yakaladıkları bu yüksek yüzde. Ya onları belli ki bu sezon ligde özellikle yani pozisyon veriyorlar evet ama verdiklerinden ya da yediklerinden fazlasını atabilecek güce sahip bir organizasyonu var. O yüzden ligde yavaş yavaş şekilleniyor Aydın. Yani hem Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, işte Beşiktaş bu hafta biraz beklentilerin çok altında kaldı. Trabzonspor'dan geriden gelip yani bu akşam kazandığı oyun. Yani lig yavaş yavaş şekilleniyor. Trabzon kendine geldi değil mi? Ama şeyler evet, evet. De oturuyor. Yani ligde taşlar da yerine oturmaya yani başladı. Bu takımlar bu ligin çok anormal bir durum olmadığı sürece bu ligin yarışın içerisinde olacak takımlar Aydın. Yani bir önceki sene bu anlamda çok sıkıntı yaşadı lig. Yani Trabzonspor'un çok erken kopup ligin sonuna kadar götürdüğü yani bir yarış oldu. O yüzden yani o yüzden bu sene yukarısı için tabii ne kadar olumlu şeyler söylüyorsak aşağısı için de beklentilerin çok altında kalan çok takımlar var. Özellikle Alanyaspor bu anlamda gerçekten beni bu akşam özellikle tamam Fenerbahçe'nin de güçlü oyunu buraya itti Alanyaspor'u ama genel anlamda geçmiş dönemlerde izlediğimiz o organizasyonu güçlü Alanyaspor oyunlarını göremedik. Çok. Basın toplantılarını biraz beraber dinledik. Alanyaspor'un teknik direktörünü çok merak ettim bu maçla ilgili söyleyeceklerini. Açıkçası biraz da not aldım ama çok da şaşırttı beni. Şimdi vereceğim onu ama. Evet, ondan sonra oraya geliriz yani. Tamam. Emre Eren sen ne diyorsun? Fenerbahçe bu sezonu yani bu gidişle kaç golle tamamlar ki bence burada en an yani şöyle hani atak oynuyor Fenerbahçe. Bir de o İbrahim Yavuz'un söylediği şey bence değerli ya bu sene alt taraf yani İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon bunlar hep güçlü takımlardır. Yani çok bazen böyle sıkıntı yaşarlar. İşte Adana Demir'i buraya ekleyelim.
Başakşehir'i ekleyelim. Onun dışında alt taraf... Konya Spor'u ekleyelim. Kimi pardon? Konya tabii Konya. Ha Konya Spor'u. Özür dilerim doğru. Yani 7-8 tane takım saydık. Ligde 19 takım var. Yani 11 takım da düşmeye aday. Hele de Fenerbahçe özeline bakarsak bu sene ne diyorsun? 90 seviyelerini görür mü Fenerbahçe? Golde. Vallahi Aydın ben onu bilemem. 90 mı atar, 100 mu atar, 80 mi atar onu bilemem ama Fenerbahçe'de bildiğim tek şey Jorge Jesus'un gelmesiyle birlikte Fenerbahçe ön tarafta askılı oyununa başladı. Sezon başından beri bu şekilde oynamaya gayret gösteren bir görüntü içerisinde. Fakat lakin arkadaşlar bak yanıldığınız bir nokta var. Tamam Fenerbahçe çok iyi olabilir ama ya bugün karşısında rakip yoktu arkadaşlar. Yani Alanyaspor takımını siz gördünüz mü bugün? Ya Alanyaspor Alanya'dan Fenerbahçe sahasına gelmiş mi? Ya bu kadar kötü görüntüsü olabilir mi abi bir takımın? Ya şimdi bak bir alt ligdeki maçları izliyorum inanın. Alt ligdeki takımlar inanın Alanyaspor takımından çok daha üsteler. Yani Fenerbahçe takımını ya bu kadar rahat bırakırsan, bu kadar oynamaya müsaade edersen, zaten 3. bölge oynanan bir futbolu var Fenerbahçe takımının. Bu kadar müsaade edersen, yani bu kadar performans anlamında Fenerbahçe ile en azından var. Kalite anlamında değil ama güç anlamında yani koşu mesafesi anlamında Fenerbahçe kadar koşamazsan olacak sonuç bu. Bence 5-0'la kurtardılar. Bak sana söylüyorum 5-0'la falan Fenerbahçe bugün kurtarmış. Bugün maç 10-0, 12-1 falan öyle bitecek bir maç. Yani Fenerbahçe neler de kaçırdı burada. Nerelere geldiler, ne pozisyonları yakaladı. Ya bir kere önce Alanyaspor takımını konuşmamız lazım Aydın. Tamam Fenerbahçe çok doğru yolda. Fenerbahçe çok doğru bir oyun oynuyor. Fenerbahçe teknik direktörüyle birlikte bütün oyuncularını kazanmaya çalışıyor. Yaptığı bütün rotasyonlarda kazanan Fenerbahçe oldu. Evet doğru bir gerçek. Ama kardeşim ya karşıda bir Alanyaspor takımı falan yoktu. Bir de bak şimdi bak şuraya bir parantez içine alacağım. Sizle bu işi çok ciddi konuşacağım. Bugün Trabzonspor maçında sakın ola ki siz bana şöyle dediniz. Ben tam yoldaydım. Golü izleyememiştim. Golü 4 sefer 5 sefer üstü üstüne izledim. Son golü. Bakın son gol var ya. Tertemiz bir gol ya. Yapmayın ya. Siz yapmayın bari. Tertemiz bir gol ya. Tamam. Ya burada ne var ya? Trabzon maçı. Ne var kardeşim ya? Bu engellemeler, bu perdeler falan gol verecek. Birazdan oraya gelirsek belki ayağa kalkıp da anlatabiliriz o pozisyonu. Ya neden? Arkadaşlar siz bakın insanları yanıltmayın. Sevgili ikili Aydın Cingöz, İbrahim Yavuz ikilisi. Aydın senle aynı fikirdeydi aslında. Pozisyonlara girmeyin. Tamam. Onu yapmayın bunu. Bir saniye. Ama şimdi Erol Bulut'un da bir isyanı var. Şimdi oraya geleceğim. Yani oraya ayrıca geleceğiz ama iyi hatırlattın. Bugün Erol çok... Bulut neye isyan etti biliyor musun Aydın Cingöz? Neye? 2-0 öne geçti. Çok iyi oynadı. İyi başladığı müsabakayı Trabzonspor 3-2 hediye etmekte bence kendini irdelecek. Önce kendini irdelesin. Bıraksın tamam. Hakemleri bana. Yo bu arada 2-2 iken Maksim'in atamadığı golü eriştirsin mesela. Hakemlerle 2-2 ilgili... pozisyon 76'da Maksim'de çok önemli bir pozisyona girdiler. Hakemlerle yani ilgili... Bence bunlarla ilgili konuşalım. Yani tamam. hakemler. Ya. Her hafta sonu hakemleri mi konuşacağız arkadaşlar? Ama bazı şeyler var ki bunları konuşmak lazım. Şimdi şu Alanya-Fenerbahçe maçını hocaların açıklamaları üzerinde de bir konuşalım ama hakemler konusunda şunu söylememiz gerekiyor. Mutlaka yani herkes bir şekilde hata yapacak. Bu normaldir. Genelde de ben şey tarafındayım yani hakemler tarafından meseleye daha çok bakmaya çalışan birisiyim. Çünkü hani böyle kabak tadı verdi. Şimdi Beşiktaş sezon başından beri hakem aşağı, hakem yukarı. Ne oldu dün niye Beşiktaş'ın sesi çıkmadı ki? İki tane de aleyhe karar var. Yani Beşiktaş'ın lehine hakem kararları vardı. İşler başka Beşiktaş'ta. O sorunu göremiyor. Bu zaten böyle bir hastalık gibi ama en azından biz sağlıklı şekilde bunu konuşuyoruz. Ama hakemler meselesinde bir cümle söyleyeyim. Sonra bu Fenerbahçe-Alanya maçı. Ardından Trabzon maçına geçeceğiz. Erol Bulut'un açıklamaları da var. Ya şimdi dün biz yayındaydık. İstanbulspor Beşiktaş maçı için yayındaydık. Dolayısıyla aynı saatte yani o maçı izlediğim için aynı saatte başlayan şey maçını izleyememiştim ben. Antalyaspor Adana Demirspor maçını izleyememiştim. Şimdi maçta şöyle Antalyaspor 9 kişi kaldı. Adana Demirspor kişi 10 kişi kaldı. Yani 10 kişi tamamladılar maçı. Ama hakeme kalsaydı ve VAR olmasaydı muhtemelen değil öyle. Hakemin kararları çünkü öyle. Adana Spor 10 kişi tamamlayacaktı. Karar doğru. Antalya Spor 11 kişi tamamlayacaktı. İki tane net kırmızı kartı görmemiş bir hakem vardı. Şimdi siz bu işi yapıyorsanız eğer ki bu arada öyle böyle de kırmızı kartlardır. Yani vahşice fauller. Adamların bilekleri neredeyse
kırılacak. Hakem bunu görmüyorsa o eleştirileri. Orada bir eleştirmek de gerekiyor. Ya bak doğrusu bu ve bunların yapılması lazım diye. Bu ayrı mesele ama Trabzon üzerinde tabi ayrıca konuşacağız. Ben de senin gibi düşünüyordum onu söyleyeyim ama İbrahim Yavuz'la konuşunca orada bir detay anlatırız, verdi. Anlatırız. Oraya geldiğimizde oldum. Gösteririz tamam, istersen. Öyle yapalım. Neden? Tamam. Yani şimdi tamam da İbrahim Yavuz sen kamuoyunu niye etkiliyorsun? Ayın gücü kararlarını niye etkiliyorsun kardeşim? Anlatırız. Ya belki sen beni ikna edeceksin ya. Sonunda belki ben ikna olacağım. Özür dileyeceğim. Evet abi senin dediğin gibiymiş diyeceğim. O da olabilir. Şimdi Alanya hocasıyla başlayalım. Ya o başlangıç cümlesi falan. Ya burada not almışım. Alanya'nın yani İtalyan hocası yardımcısı da yani Farioli'nin yardımcısı çıkıyor. Kendisi de çıkmıyor çünkü lisansı yok. Ondan sonra maçtan sonra konuştu. Alperen hazırsa önce Alanya hocasıyla başlayalım. Tamam hazırmış. Evet aslında maça çok fena başlamadığımızı düşünüyorum ben ta ki birinci gole kadar. Aslında maçın başında hissettik Fenerbahçe'nin ne şekilde bir baskı yapacağını gördük. Önde baskı özellikle Salahin'in Efecan'a bizim oyun kurulumumuz sırasında baskıya gitmesi ne tarz bir oyun anlayışına sahip olduklarını bize gösterdi maçın başında. Yani adam adama baskı yapılacağını çok net bir şekilde gördük. Biz aslında buraya gelmeden önce her iki opsiyona da çalışmıştık. Örnek veriyorum Fenerbahçe bizi biraz daha geride bekleseydi daha kontrollü bir şekilde bize karşı oynasaydı biz uzun toplarla etkili olmaya çalışacaktık. Önde bugünkü yaptıkları gibi sert baskıyla geldiklerinde kısa paslarla bizim klasik futbolumuzu oynayarak o baskıdan kurtulmaya çalışacaktık. Maçın başında da gole kadar ve golden sonra da aslında bunu iyi şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Ama maalesef bizim futbolumuzda bu var. Oyun kurulumu sırasında yaptığımız hatadan birinci golü yedik. Bu yediğimiz golün ardından aslında oyuncuların oyunun geri kalanındaki aksiyonları, sorumluluk alma yetileri de bir şekilde maalesef hüsrana uğradı. Çünkü oyuncular karar almak isterken, bir pası isterken ya da verirken korkulu bir şekilde hareket ettiler. Ardından ikinci golü yedik. Aslında bu kornerden yediğimiz gole çalışmıştık. Biz Fenerbahçe'nin bu duran toplarda nasıl ceza sahasına atak yaptığını, hangi oyuncuların hangi bölgeye gittiğini çalışmıştık, biliyorduk da ama bazen bu tarz şeyleri her ne kadar çalışsanız ya da bilseniz de engel olamıyorsunuz. Şimdi efendim Alanyaspor'da Farioli'nin yardımcısı beyefendi çıktı basın toplantısı. Ben şuna kızıyorum. Kardeşim milleti kandırmaya gerek yok yani herkes her şeyi izledi. Diyor ki maça iyi başladık diyor falan. Ya maça dediğin zaten gol yiyerek başladın. Ondan sonra ikinci gol, üçüncü gol bizim bütün dengemizi bozdu falan. Ne diyorsun Emre'den bu açıklamalara? Bana çok anormal geldi ya. Biraz şey manipülasyon yapmıyor mu Alanya'nın hocası? Yani başkan, ben başkan olsam çağırırım ya. Hakikaten nasıl anlatırsın ya böyle derim, sorarım yani. Şimdi gerçekçi konuşmak gerekirse Alanya Spor Teknik Direktörü olsam bugün basının karşısına çıksam beşlik maçtan sonra hiçbir konuşulacak bir durum yok derim bir kere. Bugün inanılmaz kötüydük. Bugün kötü değildik. Bugün yoktuk. Yani bugün bu takım Alanya'dan büyük ihtimalle uçakta uçak değiştirildi. Başka bir takım geldi. Yani burada oynamayan oyuncular geldi gibi çıktık sahaya. Yani biz bugün sahada yoktuk. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Her alanda, her bölgede bizden çok üstün oynadılar. Çok fazla sayıda pozisyon ürettiler. Biz pozisyon üretmekte çok zorlandık. Orta sahada bir kere Fenerbahçe'ye karşı hiçbir direnç sağlayamadık. Yani bunlardan bahsetmesi gerekirken apayrı bir şey. Yani iyi başlamış da bilmem. Ya kardeşim kandırmayın insanları ya. Ya bırakın ya Allah'ınızı severseniz ya. Yapmayın ya. Yapmayın kardeşim. Fenerbahçe takım kadrosu bizden çok iyi. Teknik heyetiyle birlikte bir bütünlük sağlamışlar. Seyirci, atmosfer falan. Her şey onların neydi ama biz bugün sahada yoktuk. Biz bu hafta ne çalıştık? O çalıştığımız her şeyi tamamıyla sıfırladık. Yani hiçbir şey yapamadık. Sahada da hiçbir direnç gösteremediğimiz için maalesef 5-0 mağlup olduk. Dersin, çekilirsin kenara değil mi? Yani basında der ki ya da izleyiciler de der ki ya Alanya Spor takımı evet bugün çok kötü oynadığını kabul etti. Bundan sonrakilerde herhalde böyle hatalar yapmayacaklar ya da bir oyun formatını belirleyecekler demeliler. Ama şimdi kalkmışın biz iyi başladık da öyle de ya bırakın abi geçin yani bu hikayeleri geçin. Bu hikayeleri artık Türk seyircileri, Türkiye'de futbol severler, futbolu takip eden insanlar bıktı bunlardan. Ama doğruları şöyle, anlatacaksın. Ama şöyle Emre Eren, yani
Şimdi Valen İsmail meselesine gelip konuşacağız. Tabii insanların işidir. Ekmek parasıdır. Gelecek her yerde çalışacak edecek. İşte bu adamlar bu işi iyi biliyor diye paraları veriyorsun. İtalya'dan getiriyorsun. Bizi çalıştır, onu yap, bunu yap falan diye. Baştan sonra çıkıyor ve bunları söylüyor. İyi başladık diyor. Ne diyorsun İbrahim Yavuz? Şaka gibi değil mi? Şöyle, dalga geçiyor yani milletin hakkında. Bence hazırlıksız çıkmış basın toplantısına. Çünkü yani önce aralarında bu konuşmayı yapmış olsaydı muhtemelen birileri hocayı uyarabilirdi. Yani biz 4. dakika gol yedik. Bence öyle düşünüyorlar. Yani, bence öyle düşünüyorlar. Bence bu açıklamayla başlamayalım diyebilirdi. Mesela burada bence en sıkıntılı olan kendileri adına kornerle ilgili, duran topla ilgili evet Fenerbahçe'nin o organizasyonu yapacağını biliyorduk. Buna çalıştık dedi. Gol Enrique, ya bak gol olabilir. Enrique boş kaleye attı golü. Doğru. Yani bak Arao boş kaleye vuruyordu. Arkada 3 tane de o vardı yani. Ya, birkaç tane bir sürü yani. Var ve devamında diyor ki bak aslında diyor içeri 2-0 girseydik diyor. 2-0 girebilseydik diyor ikinci yarı başka bir Alanya Spor izlenecekti diyor. Ondan sonra 3 olunca diyor oyuncularımızın diyor cesareti kırıldı ve maçtan koptuk diyor. Ondan sonra çok güzel bir soru sordular. Dediler ki Alanya Spor keşke o gazeteci arkadaşımız ismini soyadını söyleseydi ya da biz duyamadık yani. O bölümü alamadım. Pahalı oyun oynuyor çok dedi. Pahalı oyun oynuyor dedi. Yani çok güzel bir şey söyledi. Yani sizin oynadığınız oyuna bir çözüm bulmanız lazım. Çünkü bu oyuncu grubuyla bu oyunu oynayamıyorsunuz. Geçmişte evet Siopis'te, Bakasetas'ta bu oyunları oynayabilirdiniz. Bu oyuncular o bahsettiğimiz baskıdan çıkabiliyordu. İşte verdiği örnek var. Diyor ki oyuncularımız diyor Fenerbahçe baskısından çıkamadılar diyor. Ya bu oyuncular zaten bunu görüyorsunuz değil mi yani? Hani bu bir de şeyi de söylüyor. Bu baskıyı bekliyorduk aslında diyor. Bizim bir ikinci planımız da vardı burada ama diyor Fenerbahçe hep diyor önde basınca diyor diğer planladığımız oyuna geçemedik diyor. Yani aslında baktığınızda başından sonuna kadar Alanya Spor'un neden bu kadar aşağıda olduğunu çok daha iyi anladım ben hocanın genel anlamda basın toplantısında söylediklerinden sonra. Bir ülkede alışkanlık oldu. Bütün teknik direktörler onlar da buradan geride kalmamışlar. Şeyden bahsetti. Takım yeni dedi yapılanıyor zamana ihtiyacımız var dedi. Onu da araya bizden öğrendikleri hemen bizim çünkü buradaki hemen kalıba şekle giriyorlar. Doğru maalesef. Zaman istediler onlar da bu anlamda. Yani hocanın bak anlattığı şeylerle sahada oynanan oyun ve Alanya Spor'un içinde bulunduğu durum bambaşka. Ama şey tabii İbrahim Yavuz tabii şimdi Alanya Spor'un çok kötü bir oyunu teknik direktörlerinin ya da yardımcılarının işte konuşmaları falan bu Fenerbahçe'yi çok fazla bağlamaz. Hani burada Fenerbahçe'de çok üstün bir futbol, çok üstün oraya da geleceğim Emir abi. Kuşlara sahip. Oraya da geleceğim. Oraya da geleceğim. Her zaman söylediğim bir durum var. Senin her zaman bahsettiğin bir abi oyunun güçlü mü diyor İbrahim Yavuz. Abi oyunun güçlüyse diyor sen diyor bazı yerlere gelirsin. Fenerbahçe takımının oyunu güçlü arkadaş. Kim oynarsa oynasın. Joshua oynuyor başka. Pedro oynuyor başka. Batshuayi oynuyor başka. Yani bu oyuncular bunları başarabiliyorlar bu teknik direktörle. Demek ki Fenerbahçe bir oyun formatı hazırlamış ve oyun formatını gerçekten kamuoyuna ve insanlara takdim ediyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bazen de bunları konuşacağız. Mesela nasıl konuşmuştuk? Ali Koç geldi 4 senedir Fenerbahçe takımına yapmadığı transfer kalmadı. Yapmadı, almadığı oyuncu kalmadı ama bir türlü ne teknik adamda ne motivasyon gücüne ne oyuncunun birbiriyle uyumunda hep sıkıntı yaşadı diye bunlardan çok bahsettik ama şimdi günün sonunda bahsettiğimiz iş Jorge Jesus. Doğru mu? Değil mi? Değil mi? Bence Jorge Jesus Fenerbahçe'nin çok doğru bir teknik adamı olduğunu herkese ispatladı. Ligin 7. haftası. 6 maç oynamış bir maç bay geçmiş. Yani Fenerbahçe'nin bir oyun performansı var. Bir oyun temposu var. Bir oyunu birinci bölgede ya da ikinci bölgede kabul etmeme lüksü var Fenerbahçe'nin. Aydın Cingöz de çok güzel bir şey söyledi. Biz canlı yayındaydık hep beraber Fenerbahçe başını yorumlarken. Aydın Cingöz şunu dedi. Abi dedi dakika 90 dedi ona fırça atıyor. Yani olmaması gereken şeyleri anladı. Hatta ben ya dedim Aydın bu saatten sonra da bunlar olmaz falan dedim. Yani maç 5 olmuş. Ama adamın öyle bir disiplinin özelliği var ki takımı bir şey oynar. Yani takımın üzerinde bir şey olmasını istiyor. Yani bu pas hatalarını 90 dakika içinde bile 90. dakikada bile yapmamasını istiyor oyuncunun. Bu bence Fenerbahçe adına çok önemli bir kazanç arkadaşlar. Yani Fenerbahçe Jorge Jesus da bir kimlik buldu. Yani özellikle Ali Koç. Yani bir kimlik çıkardı yani. Dedi ki artık Fenerbahçe'nin kimliği bu. Fenerbahçe birinci bölgede, ikinci bölgede bu oyunu oynamak istemiyor. Fenerbahçe oyunun üçüncü bölgesinde yani rakibin 18'i üzerinde bu baskıyı kurup
oradan gerçekten ciddi ataklarla, çok yetenekli oyuncularıyla bol pozisyona girip, zaten başında da söylemişti değil mi Aydın Cingöz, Jorge Jesus? Biz dedi gol yiyebiliriz ama biz çok gol atacağız dedi. Yani bu da oldu yani Fenerbahçe takımında. Bunları konuşmak için çok erken mi? Hani Fenerbahçe şampiyon olur mu onu bilemem. Ama Fenerbahçe çok doğru yolda, şöyle, çok doğru oyunu oynayan bir takım görüntüsü vermeye başladı. Şöyle, orada bence takdir edilmesi gereken nokta Fenerbahçe açısından. Fenerbahçe'nin ne oynadığına ilişkin benim kafamda bir şeyler oturdu. Kafam değişmiyor. Ya öyle değil mesela. Biz de başladık. Bir şey var mesela, Beşiktaş bir başladı durduk. Oraya geldiğimizde konuşuruz. Trabzon belki biraz kötü başladı ama hoca toparlıyor orayı. Galatasaray'la arkadaşlar bazen değil çoğu kez kızıyorlar. Ama ben de şey yapamam yani, ne görüyorsam söylüyorum. Ben, bu da benim görüşüm. Katılmayabilirsiniz. Kızılacak, edilecek bir şey değil. Ama şunu söyleyeyim. Galatasaray böyle oynamaya devam etsin. Şey orada bekliyor. Fatih Hoca orada bekliyor. Zaten o belgeselde de bahsederiz. Ben söylüyorum. Haftalardır söylüyorum. Çünkü şu açıdan Emre Eren. Tamam yeni takım. Fener de yeni takım kardeşim. Yeni takım değil mi Fenerbahçe? Yeni takım. Yepyeni takım, yepyeni. İki takımın teknik direktörlük becerileri, deneyimi... Tamam, hocaysan yaparsın. Oraya geliyorsan demek ki o seviyeye layık görüyorsun falan. Ama şeyi görüyorsun. Şimdi mesela hakikaten öyle yani, çok disiplinli adam. İşte Batshuayi oyuna giriyor, gitti bir fırça attı ona. 90'a doğru gelirken. Ya da oyuncu mesela kötü ısınıyor, kenara geliyor diyor ki böyle ısınamazsın. Reddediyor yani işte. Bugün de, şimdi o bölüm yok ama Arda Güler'le ilgili çok önemli bir açıklaması var. Onu da ayrıca konuşuruz. İbrahim Yavuz şimdi söyledi. Ben de o yayın temposunda o detaya bakamadım. Memnun değil mi? Tabii. Daha iyisini yapabilir. Bak ne demiş biliyor musun? Takım diyor. Yani, takım daha iyisini yapabilir diyor basın toplantısında. Şimdi söylemek istediğim şu. Biz PlaySpor'da da yayın yapıyoruz. Orada biraz mesajlar geldi de tabii biz o mesajları okuyoruz. Yani ben kendi adıma beni geliştirebilecek orada bir mesaj varsa hem kendimi düzeltme adına hem de geliştirme adına dikkat ediyorum yani. Ama şimdi orada maç oynanırken ilk yarı bittiğinde sohbet ederken aramızda şunu söyledim. Ya Fenerbahçe takımı evet 3-0 önde ama bu oyundan daha iyi oyun oynayabilir. Yani güçlü bir oyunu yok bugün. Mesela şimdi Ren takımınla oradaki oyun daha iyiydi dedim. Bağırıyordu biliyor musun maç? Şimdi, Fenerbahçe kazanır, kaç kere de konuştuk sende. 2-0 ya geriye düştü. Sonra 3-2 bile bitse değil mi? Oyun olarak hiç kimse ya bu Fenerbahçe takımı ne oynadı demezdi. İkna yani. Edici bir oyunu vardı evet, Fenerbahçe. Evet, ilerisi için bu oyun ışık veriyor derdi. Şimdi bununla alakalı yorum yaparken işte aynı şeyi Arda Güler'le alakalı da söyledim. Yani belli ki Arda Güler hocanın düşündüğü o rotasyonda hem Avrupa'da hem Türkiye'de yok gibi gözüküyor. Yani Ren maçı, işte devamında ligde süre verdiği dakikalara ve maçlara baktığımızda Arda da böyle bir şey yok derken tabii bu süreçte yemediğimiz hakaret kalmıyor. Ne cahilliğimiz, ne bilgisizliğimiz, bir takım tutar gibi şey. Yani şunu bilsin insanlar ya, biz burada bir takımın taraftarlığında amigoluğunu yapmıyoruz. Evet ben yani çocukluğumda da Galatasaray'dım. Seviyorum da Galatasaray'ı ama ya, eğer orada eksik bir şey varsa ya, bunun için beni buraya oturtuyor insanlar. Onu söyleyip yani geçmişteki futbolculuk deneyimlerimden onları harmanlayıp burada yani insanlara anlatmaya çalışıyorum. Yani İbrahim'in sen şunu demek istiyorsun. İzleyiciler senin Galatasaraylı olduğundan gerçekten sıkıntı mı yaşıyorlar? Yani Galatasaray'ı kolluyor musun? Olabilir. Koruyor musun? Ya onu bilmiyorum. Ya bilmiyorum abi şimdi. Hadi şunun için söyledim abi bunları. Şöyle bir şey var. Affedersin. Türkiye'de şöyle bir futbol iklimi oluştu maalesef. Oluşuyor daha doğrusu, yoksa aklı senin bir sürü meseleye bakan vardır, insan tabii, var. Ayrı. Geçen ben tabii çok uzun yıllardır çalışıyorum. Buradan da selam olsun. İlan Uzundurkan'ın yanına gittim. Ondan sonra İlan abi de Galatasaraylıdır. Öyle konuşuyoruz. Ne oluyor dedi Galatasaray'da. Vallahi Galatasaray kötü oynuyor dedim yani. Ondan sonra bence de ya dedi. Hiç iyi sinyaller vermiyor diye. Tamam, kazanmak değerli bir şey. Alıyorsun, kazanıyorsun, götürüyorsun. Ama oyun dediğin şey, bazen oyunu kaybedersin. Skor olarak yenilirsin ama oyun olarak kazanırsın. Ben o açıdan mesela Galatasaray tarafında öyle bir durum olduğunu düşünüyorum. Evet. Sözü sana vereceğim. Yani tamamla. Şey geldi çünkü Alperen bu arada bir belge ilettim WhatsApp grubu üzerinden. Arda Güler'le ilgili açıklaması geldi. Arkadaşlarım hazırladı, yolladım. Onu bir verelim çünkü o çok konuşuluyordu. Yani genel anlamda söylemek istedim. Bunlar aydın. Yani hani Fenerbahçe adına da burada yapılan bir sürü olumlu işler var. Bunları
yani gelecek adına Fenerbahçe için ne kadar kıymetli olduğunu söylüyorsak, eksik gördüğümüz tarafları da söylemek zorundayız. O yüzden ne Fenerbahçe ne de diğer takımlarla alakalı ne öyle gördüğümüzü söylemem adına öyle bir sempatimiz kimseye karşı. Şimdi mesela 7. haftayı geride bıraktık ligde. Sorum şu. Emre Aran senle başlayalım. Ben şimdi eskiden beri şeye güveniyorum. Abdullah Hoca'ya güveniyorum. Çünkü lafa değil eyleme bakacağız. Abdullah Avcı hem biriktirerek yoluna devam ediyor hem de yeni yeni bir sürü şey yaptı ve hoca mutlaka kafasındaki planı yapmak istediklerini eğer rahat bırakılırsa işleyen bir adam. Abdullah Hoca'ya güveniyorum o açıdan. Bu hangi takıma giderse gitsin Abdullah Avcı bunları yapabilir, değiştirebilir ve dönüştürebilir. Bu birikime ve deneyime sahip bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Ancak şu mesela 7 haftayı değerlendirdiğimiz zaman teknik direktör olarak en avantajlı takımın ligde ben Fenerbahçe olduğunu düşünüyorum. Emre Aran senle başlayalım. Ne dersin? Bir de böyle bir meseleye bakalım. Vallahi şunu söyleyeyim Aydın. Evet Fenerbahçe gerçekten çok iyi başladığı, mücadele gücü yüksek başladığı ve teknik direktörünün talimatları doğrultusunda ne oynamasını bilen bir taraf olarak bütün Türkiye'de gerçekten şu anda hem Fenerbahçe seyircisini hem tüm futbol severleri gerçekten çok güzel goller atarak, iyi pozisyonları yaratarak Avrupa'da iyi işlere başladı. Fenerbahçe'deki bir Rams maçını da çok beğendik. Değil mi Aydın? İyi başladı. Sezonu iyi başlayan bir Fenerbahçe var. 4 senedir bu kadar iyi başlamamıştı. Çok kötü başlamıştı Ali Koç döneminde. Ama pardon Emre Eren. O da bence önemli. Şimdi galiba Habertürk'ten Ayhan sordu hocaya. Basın toplantısı o başını bir yani tamamını izleyemedim yayına girdiğim için. Dedi ki bu arada şunu da söyleyeyim hani o basın toplantılarını anında canlı verilemiyor kurallar nedeniyle. O yüzden belli bir süre geçmesi gerekiyor. O yüzden televizyon kanalları anında canlı olarak verilemiyor. Çünkü böyle bir kural var. Bir soru geldi ona. Jesus'a benim dedi son 10 yıldır gördüğüm fizik olarak da en güçlü Fenerbahçe. Katılıyor musun? Kesinlikle katılıyorum. Sezona çok iyi hazırlanmışlar. Çok iyi başlamışlar. İyi bir teknik adamın olduğu zaman Aydın zaten bazı işleri başarma noktasına geliyorsun. Ben Jorge Jesus geldiği günden beri dedik ki biz şunu da söyledik. Ya bizim yerli teknik adamımız var. İsmail Hoca son 7 hafta, 10 hafta, 11 hafta falan. Hani Fenerbahçe'de önemli işler yaptı falan dedik ama artık Ali Koç'un da kimseyi sabredecek bir dermanı kalmamıştı. O yüzden Ali Koç burada nokta atışı yapıp önemli transferleri de takımı kazandırıp ama sil baştan bir takım yapıp da bu kadar iyi bir performans bekliyor muydum? Beklemiyordum Aydın. Açık ve net söyleyeyim. Hani Fenerbahçe takımındaki bu kadar değişen oyuncu statüden sonra, bu kadar değişen işlerden sonra, bu kadar önde hamleli, çok pozisyona giren, her dakikası pozisyonla sonuçlanan Fenerbahçe takım bekliyor muyduk? Ben beklemiyordum. Evet. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biridir. Diğer takımlara baktığım zaman bu Trabzonspor'da dahil bir kere Galatasaray evet doğru ligin ikincisi 16 puanı var. Evet bir tane maç kaybetti. Bundan sonra maç kaybetmedi ama bazen de kötü oynarken kazanmak büyük takımlar için büyük avantajdır Aydın. O oyun performansını o oyun mantalitesini 3 hafta 4 hafta içerisinde bir de Galatasaray'ın en büyük avantajı şu Aydın. Galatasaray'ın en büyük avantajı şu 2 hafta milli takım arası var. Burada iyi çalışacaklar. Bir Adana Demir maçından sonra bir daha var. İki haftada da gene maçları yok. Zaten, yani dört haftada bir maç oynayacak diyor. Galatasaray takımı bence oyunsal formatını dört hafta sonunda daha başka bir yere getirir mi? Bu tabii ki bir soru işareti. Hani Okan Buruk'la bu iş yapılacak mı? Yapılmayacak mı? Dediğin çok doğru. Arkada çok büyük bir deneyimli Fatih Terim bekliyor. Şimdi böyle bir şey var. Beşiktaş takımına geldiğimiz zaman Valerian İsmail ilk hafta dedik ya arkadaşlar. Ya biz dedik bu Valerian İsmail'den bu seyirci hoşlanmıyor. Sevmiyor bu seyirci. Yani Beşiktaş seyircisi bir Valerian İsmail'le bir birlik bütünlük yaratamadı arkadaşlar. Biz de bunu bütün yayınlarımızda koyuyoruz. Beşiktaş iyi oynarken de, baskılı oynarken de içeride oynadığı futbolla Beşiktaş'ın en büyük problemi bir teknik adamı ikinci de defans kurgusu kardeşim. Tabii. Yani Beşiktaş takımı çok kötü defans yapıyor arkadaşlar. Yani Beşiktaş takımı çok kötü. Bak İstanbul Spor bugüne kadar iki tane gol atmamış hiçbir takıma. Beşiktaş takımına iki tane gol atıyor arkadaşlar yani. Şimdi, o kadar kısıtlı kadrolarıyla hem de. Bir de İstanbul Spor hocası Osman Hoca da bence çok olgun konuştu. Oraya da geleceğim onu da vereceğim. Bir de bugün mesela bakıyorum
şey de var. O önemli bir nokta. Fenerbahçe mesela 5-0 önde, dakika 90 alan yani bir gol bulayım diye sonuçta gitmeye çalışıyor, gelmeye çalışıyor. Fenerbahçe de 6. golü atmaya çalışıyor. Gidiyor, geliyor sonuçta oyun. Ya olur hani böyle, siz de uzun yıllar top oynadığınızda 5-0 öndesin, dakika 90. Adamlar atağa çıktı. Olmuyor muydu? Olur tabii. Ya artık hani, bir şey olmaz, biraz bırakalım hani. Olursa olur artık, yapabilecek. Gölge ama, markajı dediğimiz peki. Dönüş. Görüyorum ben onu. Yani. Ya burada işte oyuncu hani diyorum. Bir ama mesela orada o savunma attı. Evet, dörtlü özellikle savunma attı. Dönüyor. Önünde ara o. Arkadan oyuncular geliyor. Evet, bu bence hem şey iyi çalışmanın bir ürünü tabii. Hem de disiplin. O yüzden söylüyorum yani burada ben bir fark görüyorum. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama her geçen gün Fenerbahçe daha da bence olgunlaşıyor. Daha da iyi takım olma noktasına doğru gidiyor. Daha da fazla bu sene. Bu sene niye 90 diyorum biliyor musunuz? Ben içeride yani gerçekten takımlar durumu vaziyetleri iyi değil. İçeride özellikle Fenerbahçe çünkü hücum hattı çok çok hareketli. Ayakları bir de Aydın bak şunu söylemek yani. İstiyorum. Tamam çok hareketli çok iyi ama bak şimdi Fenerbahçe'de en büyük sıkıntı şu. Yarın başına dert olursa buradan sıkıntı olabilir Fenerbahçe'de. Çok olacağını düşünmüyorum ama şimdi Fatih Terim'de bir Galatasaray takımı vardı hatırlıyorsanız. Yani rotasyon yaptığı zaman giren çıkanı hiç aratmıyordu. Doğru mu? İşte solda bazen Hakan Ünsal oynuyordu, bazen Ergin oynuyordu falan. İşte sağda Vedat oynuyordu, Fatih Akgel oynuyordu. Ama hep oyun kurgusu aynıydı. Şimdi Jorge Jesus da bence şu anda ben size sorsam. Desem ki Aydın Cingöz, ey İbrahim Yavuz. Fenerbahçe'nin 11'ini sayar mısın desem. Üçümüz de ayrı ayrı kadrolar sayarız. Yani Fenerbahçe'nin bir 11'i belli değil. Ama öyle rotasyonlar yapıyor ki Avrupa'da bambaşka bir takım. Türkiye'de bambaşka bir takım gayet de başarılı bir görüntü. İşte Fenerbahçe'nin sıkıntısı burada olurdu. Değişince de değişmiyor. Oyun değişmiyor Fenerbahçe'de. Yani giren oyun oynayan değişmiyor. Oyuncu, oynamayan oyuncu oyuna girdiği zaman bir düzen var. O düzeni devam ettiriyor. Bu bence şey Fenerbahçe adına önemli avantajlardan bir tanesi. Şimdi Arda Güler meselesi hep işte geçen yılın en önemli oyuncusu. Oyuncularından biri daha doğrusu yani genç bir adam ve Arda Güler Türkiye'de futbolda yeniden heyecan yarattı. İşte Fenerbahçe Kayseri'ye gidiyor, taraftarlar Arda Güler'i bütün stadyumu alkışlıyor. Fener Rize'ye gidiyor alkışlıyor. Ne bileyim Galatasaray'a gelseler bence alkışlarlar. Haktır yani bu çünkü bir gencecik bir adam ve yeniden bir şeyleri başlatıyor bence. Ben öyle bakıyorum Arda Güler'e. O yüzden mesela yok Avrupa'ya gitsin falan filan hiç o kafada değilim burada kalsın ve burada yeniden... iyi oyuncular çıkabileceğini bir kez daha göstermesi gerekir diye ama oynatmıyor. Şimdi onu biraz tartışalım. Jesus bugün soruldu hocaya. Hazırmış. Neden Arda Güler'i oynatmadığını Jesus anlattı. Yani hocanın kendisi anlattı. İzleyelim. Ardından devam edeceğiz. Arda 17 yaşında bir oyuncu. Herkes onu oynarken görmek istiyor. Onun oynadığını görmekten mutlu oluyor. Ama hala tabii ki geliştirmesi gereken şeyler var. Fenerbahçe ile kıyasladığımız zaman milli takımda oynamak daha da zor. Dolayısıyla onun şimdilik bunun için hazır olduğunu düşünmüyorum. İstemek farklı bir şey, yapabilmek farklı bir şey. Tabii ki oyuncunun değerini ve yeteneğini çok iyi biliyoruz. Ama adım adım öğrenmeli ve geliştirmeli kendisini. Henüz fiziksel anlamda çok güçlü değil. Topsuz oyunda çok hızlı değil. Hala öğreneceği ve geliştireceği şeyler var. Ki bu da yaşı sebebiyle normal. Topsuz oyunda hala bazen ne yapması gerektiğini bilemeyebiliyor. Topla tabii ki çok yetenekli bir oyuncu ama futbol sadece bu değil. Futbolda başka şeyler de var. Yeteneğin yanına eklemeniz gereken. Ama ben inanıyorum ki o da Türk milli takımının geleceği olacak. Onun yeteneği tartışılmaz. Evet şimdi yeterli değil diyor. Fizik olarak yeterli değil. Yani bu şiddetli oyunları kaldıramaz, ezilir. Daha ötesi daha ileri bir şey söylüyor. Tamam topla çok iyi ama topsuz oyunu bilmiyor diye. Buyurun ne diyorsunuz? Katılıyor musunuz? Yani şöyle ben zaten sezon başı Hull City'yle oynattığı hazırlık maçından sonra böyle bir şey yani buna yakın şeyler söylemiştim. Yani çok hızlı oyunlarda kayboluyor. Fenerbahçe'nin de bu sene yani içinde bulunduğu durum işte kadro derinliği, lig, Avrupa ve geçmiş dönemlerden gelen başarısızlıklardan sonra öyle bir zamanı yok. Yani genç oyuncu kullanalım, bekleyelim gelişimini. Öyle bir durum yok. En sağlıklı şey bence şuydu. Yani oyuncunun bu anlamda eksiklerini biliyordunuz. Aslında bu süreçte bu oyuncunun gelişimi açısından bir yerlerde oynamaya ihtiyacı vardı diye düşünüyorum. Yani
Hoş, kalsa da orada öğreneceği çok şey var oyuncu grubundan Yesus'tan ama kolay değildir. O yaşta bir oyuncuyu bir anda göklere çıkartıp ondan sonra biraz o organizasyonun dışında kalması orada ciddi oyuncunun da bir terapiye ihtiyacı var. Yani kolay değildir çünkü geçtiğimiz sezon başı Arda ile ilgili söylenenler işte 10 numaralı forma verildi. Hatırla o dönemleri aydı. Şimdi verildi yani. Yani yakın tarihte olanlardan sonra bence oynaması yani oynayabileceği yerde gelişmesi o anlamda daha sağlıklı. Hocanın haksız olduğunu da düşünmüyorum bu arada. Yani bu belli oluyor Aydın. Ya fizik olarak yetersizliği belli oluyor. Evet, özel yetenekleri olan bir oyuncu. Mesela nedir mesela? İşte omuz omuza mücadelede mi? İşte ya oyun sert. Şimdi şuradan örnek vereyim daha anlaşılır olsun. Çünkü Emre Belözoğlu da aynı yaşlarda çıkış yapmıştı Galatasaray'da hatırlarsın. Şimdi Emre ile ilgili asla öyle bir şey söyleyemezdin. Yani ikili mücadelelerde son derece sert, yakın temas da var. Şimdi Arda'yı öyle yakın temaslarda, yakın oyunlarda göremiyoruz. Hele hele takım boyu mesafesi açıldığında, yani ikili mücadeleden çıktıktan sonra birkaç dakika normal olarak o oyunun hızında kayboluyor. O yüzden genel anlamda bunları da düşündüğümüzde Arda'nın sahada olmasını düşünmüyor ki bence son derece haklı. Jesus şunu mu söylüyor? Ben bu adamı şu anda değerlendiremem. Gelişmesi lazım, güçlenmesi lazım. Atarsam ezilir diyor. Kaybederim diyor. Oyuncuyu da kaybedersiniz diyor aslında. Yani bize verdiği mesaj da bu. Ya sakatlanır ve yapamadıklarından sonra psikolojik olarak da geri gider oyuncu diyor. Sen mesela işte yakın zamanda futbolu bıraktın. Hissediyor musun mesela onun izlerken sahada şeyini hissediyor musun? Hissediyorum tabii, hissetmez miyim? Yani biz de o yaşlarda A takıma çıktık, o yaşlarda profesyonel maçlar oynadık. Biliyorsun, anlayabiliyorsun onun sahadaki fiziksel durumunda, ikili mücadelelerde. Artısı şu, yani çok özel bir yeteneğe sahip bir oyuncu. Alan bulduğunda bunu çok rahat yapabilen bir oyuncu ki bugün oyuna girdikten sonra o alanı bulduğunda Batshuayi'ye attığı pas çok kıymetliydi. Doğru. Ama böyle ama şey diyor mesela, topsuz oyunda ne yapacağını bilmiyor diyor. Yok çünkü topsuz oyunda. Şimdi takım savunması çok önemli aynı yani. Niye, Sergen Yalçın var mıydı topsuz oyunda? Ya Sergen Yalçın'la İbrahim Yavuz yan gene maballere başladı. Mabel anlatmaya başladı. Sergen'in gene oynadığı bak, dönemde bunlar Mabel. Bir Sergen. Bir soru sordum. Sergen yani Yalçın'ın oynadığı dönemde futbol şimdi hızı çok değişti oyun. Oyun o dönemki oyun değil Aydın yani. O dönem al, düşün, bak, karar ver, istediğin gibi oyna. Sen anlattın işte Sergen Yalçın'a dememiş mi Davum? Yarı sahaya geçmiyorum ben. Kabul ediyorsanız burada oynarım gibi değil mi? Böyle tabii, bir tabii. Şimdi var mı öyle bir oyuncu yani? Bırak Sergen Yalçın. Avrupa'da var mı öyle bir oyuncu? Ben yarı sahaya geçmeyeceğim. Yani Sergen Hoca kendisi de söylüyor. Diyor ki artık ben diyor şey yapmam. Gelmek zorunda diyor oyuncu. Öyle şey olur mu yani? O diyor bunu değil mi yani? Öyle bir yok artık oyun diyor. Yani kendisi için bile onu söylerdi yani. O yüzden oyun hızlandı. Niye böyle yan yan bakıyorsun? Emre abi biraz yukarı. Yan bakarak. Ya İbrahim Yavuz. Hadi bakalım. Ya bakalım. Yavuz, evet abi. Ya bir oyuncu. Bak arkadaşım. Bu arada bir parçada arkadaşlar stüdyo ses rica edeceğim. Arkadaşlar bakın. Şimdi İbrahim Yavuz kendine göre öyle yazıyor, çiziyor, biçimliyor, oynatıyor falan. Ya İbrahim Yavuz, bir tane oyuncu var Türk futbolunda, yeni geliyor 17 yaşında Arda Güler. Ya bu oyuncu nerede kuvvetlenir abi ya? Ya bana anlat, işte sen bu işin içinden gelmiş. Ya bu oyuncu antrenmanda falan kuvvetlenemez. Tamam, bu oyuncu işte maçın 15 dakikası, 20 dakikası, 30 dakikası bu çocuğu alacaksın. Bu çocuğu oynata. Ya bir oyuncu kuvveti nerede kazanır arkadaşlar ya? Sahanın içinde kazanır ya. Kenarda falan değil. Olmaz yani. Her tamam, kenarda kaldığı gün bence Arda Güler'in her gün geriye gittiği gündür. Şunu söyleyeyim. O zaman madem sevgili Ali Koç yor gece tuttu basın oturmuş toplantı yapmıştır. Jesus bunu basına söylüyorsa bunu Ali Koç'a 150 kere söyledi. Çocuğu o zaman verin bir sene kiralık. Çocuk gitsin birlikte bir yerde oynasın ya. Oynamaya çalışsın en azından. Tamam abi, ihtiyacı onu diyorum ben de işte. Aynı şeyi söylüyoruz yani. Ben de onu diyorum zaten yani. Hani burada olmayacak evet. Bunu da öngörmüşsünüz. Keşke sezon başı oynayabileceği, gelişebileceği yere gönderseydiniz bu oyuncuyu. Niye idman gelişir? Hayır, öyle de gelişir. Yok itirazım yok. Orada da ya Yesus'la yapacağı her antrenman kıymetli. Tamam, ben Yesus'un sana ona söyleyeceği, öğreteceği bir sürü şey tamam, var. Mesela diyor topsuz oyunda yok diyor. Da yok demiyor da ne yapacağını bilmiyor diyor. Şimdi sana dedim ki Sergen Yalçın var mıydı? Senin de takım arkadaşın Emre. Topsuz oyunda Sergen Yalçın var mıydı? Duyuyor musun beni Emre Aran? Sesim geliyor mu? Dondu mu acaba?
Emre Eren, duyabiliyor musun beni? Peki. Beni duymakta bir teknik bir sorun var herhalde. Emre Eren, duyuyor musun beni? Yok, duyamıyor. Şöyle yapalım. Buna devam edeceğiz. Ha şimdi. Geldi. Şimdi. Diyorum ki, az önce onu sordum İbrahim Yavuz'a. Yani sen, şimdi Sergen Yalçın'la ilgili mesela hoca diyor ki Arda Güler'le ilgili topsuz oyunda ne yapacağını daha bilmiyor diyor. Ben dedim ki mesela Sergen Yalçın biliyor muydu? Biliyor muydu Sergen Yalçın? Ya da topsuz oyunda var mıydı Sergen Yalçın? Yoktu abi, topsuz oyunda yoktu. Ama toplu oyuna nasıl girdi? Oynaya. Ya bu iş oynaya oynuyor olur. Yani bu iş kenarda oturarak falan olmaz. Bir kere yor gece tut. 3 aydır, 3,5 aydır İstanbul'dasın. Böyle bir tane yetenekli çocuğu sana anlattılar. Sen de bu çocuğu izledin. Antrenman performansını da görüyorsun. O zaman sen kuvvetlendir. Çünkü biz gözünün içine bakıyoruz bu çocuğun 17 yaşında. Bizim için çok önemli bir değer olacağını düşünüyoruz. Tabii bu sadece Jorge Jesus'la falan da değil. Biraz Arda da demek ki. Hani mücadele gücünü yükseltmesi lazım. Çalışmalarını değişti. Ya da Jorge Jesus şunu söylemesi lazım. Diyecek ki Jorge Jesus. Ben diyecek Arda Güler'i 5 hafta, 6 hafta, 7 hafta kadroya almayacağım. Kuvvetlendirene kadar, bu oyunun bir parçası olana kadar bunu diyecek almayacağım. O zaman aymenna. Ama şimdi benim oyunumun parçası İbrahim Yavuz. Bunlar muhabbel anlatmak. Yani oyunumun parçası değil falan filan. Ya hangisi oyunu? Ya Allah'ını sever. Bana şimdi isim söylettirme Fenerbahçe takımında. Arda Güler'den çok daha yani oynamaması gereken birkaç tane oyuncuyu üzerinde duruyorlar. Ama Arda Güler'in üzerinde durun kardeşim. Bu adamın yaşı 17. Bu adam bir oynamaya başlarsa önümüzdeki sene Fenerbahçe takımında önemli işler yaparsa Arda Güler bir yetenek olarak, bir cevher olarak bizim Türkiye'de önemli katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum Aydın. Çünkü bu tarz oyuncu sayımız çok az artık. Ya düştü. O eskiden de o Sergen Yalçınlar, Oğuz Çetinler, Tugay Kerimoğulları, Şifo Mehmetler falan. Yok abi, gelmiyor. İşte Arda'dan sonra gelmedi. Geldi mi? Söyleyin bana bir. Emre, Arda var mı başka arkası? Yok. Ya şöyle bir oldu. Arda Güler diye bir adam gelmiş. Şöyle oldu bugün. İşte milli takım yarın toplanacak. Şöyle bir kadroyu milli takıma çağrılanlar şunlar dedi. Sen muhtemelen birçok izleyenimiz ya bu kimdi diye düşünecek. Yani o şeyi kaybettik. Yani yerleşik yapıyı maalesef kaybettik. Böyle bir oyuncu sorunu gerçeği var. Ama sana şöyle katılıyorum ben de. Evet, yani sonuçta bu oyuncu değerli bir oyuncu. Ve Fenerbahçe'nin bir şekilde bu adamı Türk futboluna sunması lazım. Burada da Jesus'un görevlerinden bir tanesi de bu. Sadece topsuz oyunda kesinlikle ne yapacağını bilmiyor. Lazım. Ama hocanın bakışı, şimdi ukalalık etmeyelim. Yani adam sonuçta işin uzmanı. Ama topla oynarken de muazzam işler yapıyor yani. Ama yetmiyor işte. Ona göre hoca diyor ki yetmiyor. Olur mu? O zaten başka kime göre olacak yani. Jesus'a göre daha başka. Bize göre olmaz yani. Biz İsteriz tabii ki olsun, çoğalsın yani çoğalsın ama o sen sorun... diyorsun ki ezerler oyunda onu. Gider, yapamaz. Öyle mi? Yapamaz ya. Ya o adam en çok ihtiyacı sen olan mesela, adam oynatmaz mı yani? Karşına gelseydi 2 sene önce yıldırır mıydın onu oyunda? Yıldırır mıydın? Arda'yı mı? Arda'yı. E tabii yani Arda yakın savunmada o direnci gösterebilecek özellikle bir oyuncu değil zaten yani. Arda öyle yakın ama temaslarda yapısı mı onun? Yani yapısı değil. Şu an hazır değil o anlamda. Fizik olarak ona hazır değil. O oyunu oynamaya hazır değil. Ama İleride gelişebilir. Emre Eren de söyledi burada bence değerli bir şey. Hayatta bu ve buna benzer şeyler mesela cesareti tecrübeyle kazanırsın. Burada değil işte. Niye? Ya değil çünkü burası bugün o seviyede değil. Yani onun o işleri görebileceği seviye değil. Adam diyor ki kaybedersin o. Ya mesaj şu. Bu çocuğu kaybedersiniz diyor. Bu şu an onun için hazır değil. Belki de şunu söyledi. Dursun. Yanımda dursun. Göstereceğiz, öğreteceğiz. Gelişecek. Antrenmanla gelişecek. Daha 17 yaşında oyuncudan bahsediyoruz yani. Bir sene sonra daha gelişecek. Eğer zaten o beklenen fiziksel gelişmeyi yapmazsa güle güle Arda Turan diye bir şey, Arda Güler diye bir oyuncu kalmaz. O kadar iddialısın. O kadar ben en başından beri söyledim. Fiziksel olarak gelişmezse gitti. Yani sonuçta bu oyun yakın teması beraberinde getiriyor. Ya bunu eğer o hıza... Şimdi mesela işte birçok oyuncuya karşı oynamışsın. Sen Alex'e karşı da oynadın. Alex öyle bir adam mıydı mesela? Tabii ki yani Alex tamam şimdi yakın İddi oyunda... Adam. Ne demem? Bir daha söyler misin? Alex kuvvetli oyuncuydu. Bak mesela. Kuvvetli, belki topsuz oyunda çok fazla yoktu ama çok kuvvetliydi yani Alex. Çok çok fazla yani Alex. Oyun zekası yani Alex topla buluştuğunda Alex'in 1, 2, 3
3 tane opsiyonu var. Birini kapattınız o var. İkinciyi kapattınız o var. Yani onlar çok artıları çok fazla yani. Henüz o seviyede değil fiziksel olarak. Dediği gibi Emre abinin yani ben Alex'le defalarca oynadım. Yani fiziksel olarak da öyle zayıf falan bir oyuncu değil yani. Topu sakladığı zaman, vücudunu koyduğu zaman öyle çok önüne çok rahat geçebileceğiniz bir oyuncu değil. Yani şöyle bir oyuncu değildi Alex'te. Çok süratli, öyle kuvvetli sağa sola koşan bir oyuncu değildi ama topla buluştuğunda çok ekstra bir oyuncuydu yani. Aydın Hacı oyuncuydu. Hacı. Hacı kastı kavurdu Türkiye'ye. Onunla mesela yakın temas kurabiliyor muydun Hacı? Kurarsın. Hacı tam geçmiş olsun. İstiyordu zaten. Gel kur benle yakın temas da bak dirseğimi koyayım işte elimle. Hacı tutayım. Yanına bile sokmuyordu. Bir metre yanına sokmuyordu. Yaklaşamazsın seni. Yani. Tabii. Hacı onu isterdi mesela. Severdi yani böyle ikili mücadeleye girmeyi. Çünkü o güveniyordu o işte, kolunu kullanması, dirseğini kullanması. Sen şeylerden biliyorsun onu daha çok. Antrenmanlardan biliyorum. Yani. Çok fazla dönerken. Bizde antrenmanlara katıldığı için hemen hemen her gün her oyuna katılıyordu yani. Orada bile futbolu bırakmış olmasına rağmen bile daralan oyunlarda hep istiyordu biri yakında gelsin o teması kursun. Şey yakına girince ne oluyor? Şey anlatmıştı bana bunu. Anlamıyorsun. Serkan Reşper anlatmıştı. Hatta o zaman da bayağı bir yere manşet olmuş. Ben o zaman Radyo Spor'daydım galiba. İşte bir Hacı ile bir olay o demişti. Demişti ki yani işte Hacı'yı mesela arkadan gittin adamı yakın temas kurdun. Yani önünde Hacı. Ondan sonra o yapamıyorsun. Seni çünkü darmadağın ediyor. Alttan üstten dirsekler geliyor gidiyor ediyor. Ayağına basmalar. İşte biraz geride kalsam yani biraz bir arada bir mesafe bırakayım desen döndüğü zaman zaten alıp seni yani zaten rahatlıkla geçip gidebiliyor. Ondan sonra hatta bir anısını anlatmıştı. Bir maçta dönmüş, vurmuş şeyi, dişini kırmış. Hakem de görmüş, hakem demiş ki atamam demiş, Hacı'yı demiş. Kusura bakma Serkan, tanıdık diş doktoru var. Seni demiştik diş doktoruna götürürüz. Yani şimdi hakikaten öyle yani güçlü olmazsan futbolda yetmiyor Aydın. Yani. Ezerler seni. Şimdi Jesus da diyor ki bu adam güçlü değil. Bakalım ne olacak ama hani Arda Güler niye oynamıyor, neden oynamıyor meselesinde. Benim daha çok dikkatimi çeken o oldu. Topsuz oyunda ne yapacağını pek bilmiyor diyor mesela. Topsuz oyunda ne yapacağını pek bilmiyor diyor mesela. Oyun bir bütün olduğuna göre Jesus'un değerlendirmesi de bu şekilde. Var mı eklemek istediğin Arda Güler konusunda Emre? Yani ben şunu eklemek istiyorum sadece. Bizim bu kadar bu denli değerli oyunculara Türk futbolu adarı yani Türk futbol severleri olarak çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bu tür cevherleri bir an önce bu iyi teknik adamların kazanıp bir an önce takıma monte etmeleri düşüncesindeyim. Peki Fatih Terim olsaydı oynatır mıydı Arda Turan'ı? Bak şimdi başlayalım. Rahat oynatırdı. Rahat oynatırdı. Oynatırdı, bence de oynatırdı. Her türlü oynatırdı. Her türlü. Hasta öyle adamlara. Oynatırdı. Yetenekli. Emre Belezoğlu. Koyardı iki tane asker arkasına Aydın. İki asker koyardı. Senden oğlum derdi. Üçüncü bölgede iş bekliyorum. Emre Belezoğlu dediğin adam öyle ikili mücadeleye falan girdiğinde şu an Arda'nın falan yan yana getiremezsin Emre Belezoğlu'nun yani. Yüzden yani sert ters adamdı Emre. Sertti, agresifti yani çok fark var ya. Emre Belezoğlu'nu oynatmama şansın yok yani. Anladım. Dışarı tutma şansın yok. Anladım. Yani. Tamam, ikna oldum. Şimdi araya gideceğiz ama ya araya gitmeden orada bir dakikalık bir bölüm vardı. Tamamlamış oluruz. Jesus'un bugünkü maçla ilgili Arda'nın sonu verdi ama bir de maçla ilgili işte 6 maç değil mi? 6 maçta 20 gol atması Fenerbahçe'nin. Onunla ilgili de aynı zamanda bir değerlendirmesi oldu. Hazırsa onu da verelim. Sonra araya gidelim. Aranın ardından Trabzonspor Antep maçını konuşacağız. Maç sonrası biraz şeydi, tartışmalıydı. Maç da tartışmalı tabii. Birazdan o faul mü değil mi son dakika Trabzon'un golü. Çünkü Erol Hoca dedi ki Erol Bulut'un hoca, Antep'in hocası Erol Bulut. Yani Trabzon kollanıyor diyor açık açık. Bunu söylüyor. Onun açıklamalarına da yer vereceğiz. İkinci bölüme geçtiğimizde konuşmaya başlayacağız. Jesus'un açıklamaları ara, aranlarına devam edeceğiz. Takımım yine iyi bir maç çıkarttı. Zor bir maçtı özellikle ilk yarım saat. Ki bu sürede iki gol bulmuş olmamıza rağmen zordu maçın ilk yarım saati. Çünkü rakibimiz çabuk ve tehlikeli kontrataklara çıkabilen bir takım. Ama benim takımım defansif anlamda yine kuvvetliydi. Risklerin limitlerinde görevlerini en iyi şekilde yerine getirdiler. Çok oyuncuyla savunma yapmak kolaydır ama asıl zor olan az oyuncuyla savunma yapabilmektir. Takımım bugün bunu en iyi şekilde yaptı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımızı tebrik ediyorum. 6 maçta 20 gol attık.
Bu sayıya 6 maçta ulaşmak kolay değil. Yapmamız gereken şey yolumuza devam etmek, çalışmalarımıza devam etmek ve daha da iyi olmak. Çünkü hala daha iyi olabileceğimiz konular var. Şu anda bu galibiyetin keyfini çıkaracağız. Milli takıma giden oyuncularımız olacak. Takımımız 3 günlük iznin ardından çalışmalarına devam edecek. Optimus OE Solutions bağlantı sistemlerinin sunduğu futbol gecesi devam edecek. Optimus OE Solutions bağlantı sistemlerinin sunduğu futbol gecesi devam ediyor. Tekrar birlikteyiz ya. Şimdi ben o bölümü görmemiştim. Trabzon-Antep maçına geçeceğim. Trabzon basını Erol Bulut'a demiş ki oyuncuların sakatlanması bir planın parçası mıydı demiş. Oyuncularınızın. Evet demiş, ben özellikle söyledim. Sakatlanın yerde yatın son bölümü diye. Böyle bir durum. Şimdi efendim Trabzon dedik. Bugün Trabzonspor 2-0 geriye düştü. Çok hızlı başladı maç bu arada. 2'de galiba değil mi? Yanlışım yok. Tabii hemen maçın ya bir ya başlar. Hemen maçın başı falan olması lazım. Ya 1 ya da 2. dakika. 2. dakika ve 9'da 2-0 oldu. 2 ve 9 2-0 oldu. Sonra 20 küsürlerde 2-1 yaptı. 14'te hemen çabuk cevap verdi. Aynen. 2-2 çok güzel maçtı ve son dakika golüyle Trabzonspor kazandı. Biri de penaltıdan olmak üzere. Penaltı da tartışmalı ama yani neyse, önce bir Erol Bulut'u dinleyelim. Erol Hoca'yı dinleyelim. Neler söyledi maçtan sonra? Arkasına Trabzon'un son golünde faul var mı yok mu onu konuşacağız. Bununla birlikte penaltı meselesi. O hep tartışılıyor. Vücuttan gelince ele işte vurursa ne olur, penaltı değildir. Hoca da onu söylüyor. Erol Bulut'u izleyelim, devam edeceğiz. Bize de geliyor, biz de bakıyoruz. Bir, futbolcunun bir tarafından top çarparak eline geldiyse penaltı olmadığını ben biliyorum. Çünkü o şekilde okudum. Dünyanın her yerinde de aynı şekilde. O yüzden hakimlerimiz veya daha doğrusu Mete hocamız kurallara bir daha tekrardan bakması gerektiğini düşünüyorum. Hadi diyelim penaltıyı verdin, tamam biz yanlış biliyoruz. İkinci yarıda Trabzonsporlu futbolcunun eline top çarpıyor yerden sekerek. Ona niye penaltı verilmedi? O ikinci sorum. Üçüncüsü, yediğimiz üçüncü gol. Maxi Gomez'in direkt bizim Yeftovic'e hamlesi var. Zaten bakarak Yeftovic'e direkt yöneliyor. Topla hiçbir alakası yok. Faul yapıyor ve faul verilmiyor. Geçelim, 2-0'dan 3-2 kaybettik. O bizim sorunumuz. Onu biz kendi aramızda oturup konuşuruz. Ama Mete Kalgıvan'ın diyelim bu iki kararda, penaltı kararında 3. golde verilmeyen faulumuz. Bunu bence oturup iyi bir konuşmamız lazım. Çünkü adaletli maç yönetmesi gerekiyor. Türk futbolunu ilerletmeye çalışıyoruz. Geçen sene de aynı şeyleri konuştuk. Geçen sene iyi hatırlayın. Burada nasıl maçı kaybettiğimizi. Verilmeyen penaltımız, verilmeyen kırmızı kart. Ondan sonra maçın sonucunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu sene aynı şekilde devam ediyor. Bir saniye daha, bitmedim. O yüzden Türk futbolunu bir yerlere getirmek istiyorsak hep birlikte doğru işler yapmamız lazım. Adaletli olmamız lazım ilk başta. Adaletli olmayan yerde zaten hiçbir şey doğru dürüst işlemez. Onu söyleyebilirim. Şimdi hoca tabii yani bir işi bir yükseltmek istiyorsak doğru iş lazım. Doğru da hoca da güzel mesaj veriyor. Ya hocam, siz de Türkiye'de Türk futbolcuların gelişmesi konusunda pek bir şey yapmıyorsunuz. Hatta size sorulduğunda da futbolcunun yerlisi yabancısı olmaz, iyisi kötüsü olur diyorsunuz. Nasıl olacak, nasıl geliştireceğiz? 14 tane yabancı hakkı var, alıyorsunuz, kullanıyorsunuz. Bugün Antep'in kadrosunda mecburen oyuncular var. Bu da ayrı bir şey de, hani güzel, hep birlikte konuşuyoruz, ediyoruz. Ancak gel gör ki bu mesajları veriyorsunuz. Bir de yaptıklarınız var, onları da bir izah ederseniz kamuoyuna daha anlaşılı olur, daha sağlıklı olur. Birazdan İstanbulspor meselesine geldiğimizde konuşacağız. Şimdi Trabzonspor'la yani 2-0 geriye düştü, döndürdü maçı.
3-2 kazandı. Şimdi geçen yıl işte genel olarak Trabzon'la ilgili şöyle bir durum var. Kollanıyor, korunuyor diye hakemler tarafından. Bugün de başlayalım. Emre Eren, sen bir kere penaltıyla başlayalım isterseniz. Penaltı pozisyonu şöyle. Şimdi tabii keşke görüntü olsa da anlatabilsek. Ayağa kalk Aydın. Ayağa kalk göster. Ya ayağa kalksam da top yok ki, bir şey yok yani, gösterebilmem için şey yapmam. Ya, geldi. Hayır, hayır. Pozisyon önce. Penaltı. Penaltıdan bahsetmiyor mu? Yok, önce penaltıyı konuşalım. Önce penaltı. Tamam. Neden? Bence penaltı. İbrahim Yavuz çıksın anlatsın abi. Bence Trabzon'un penaltısı penaltı. Hayır, şöyle bak, neden penaltı olduğuyla alakalı. Tamam. Şimdi hocanın söylediği var ya abi. O Trabzonsporlu Gomez'in kafa topuna giderken dur, ondan, bakışı. Hayır, penaltıyla başlayalım hocam. O değil. Bak, penaltı. Hayır, penaltı konusunda diyor ki hoca, Mete Kalkavan bence diyor kuralı bilmiyor. Çünkü vücuttan, yani ayaktan, vücuttan bir rakip topu attı. Ayağınıza geliyor veya vücudunuza geliyor, sonra kolunuza çarpıyorsa ceza alanı içerisinde bunu penaltı olarak değerlendirmiyor hakemler. Vücuttan geldi diye. Ama ben bunun penaltı olduğunu düşünüyorum. Ben de soru işareti vardı kafamda. Sen bana anlattıktan sonra ikna oldum. Yani evet, ayak açık değdikten sonra el açık avantaj sağlıyor mu Gaziantep'li oyuncuya? Sağlıyor, çünkü top arkaya gidiyordu. Bu kabul edebilir. Çünkü öyle bir şey değil. Hocanın anlattığı da şöyle bir pozisyon. Yani dizden, yani şu mesafede dizden ele geliyorsa bu top, buna penaltı vermiyor. Bu çarpmada yakın mesafede. Bak, bileğe geldi. Anlatmak istediği bu. Kaval kemiğine geldi. Top kaval kemiğine geldi. Yani ben de hatta şöyle kalkayım anlatmak için. Oyuncunun top kaval kemiğine geldi. Buraya top geldi. Top buraya, yani müdahale etmek için ayağına attı. Top buraya geldi. Geldi ama sıyırdı. Buradan geçerken oyuncunun kolu şöyle. Şöyle. Buraya vurdu. Hakem penaltıyı vermedi önce. Hakem penaltıyı vermedi, var uyardı. Gel bak diye. Sonra Mete Kalkavan gitti verdi. Ben de diyorum ki mesela şuradan diyelim ki yine dizden ya da buradan, kaval kemiğinden buradan geldi. Kolda böyle. Evet. Buraya vurdu, tamam, ama bu tamamen topun yönünü değiştirdi. Oyuncunun kolu bu şekildeydi. Basın toplantısından bence penaltı doğru karar. Bu pozisyonu izledikten sonra bence onun da fikri en azından bu kadar keskin ve net olmaz ifadesi. Orada en fikiriz yani. Şimdi gol. Gole gelelim. Bak, üçüncü goldeki, gol. Bak, goldeki, şimdi Emre Eren diyor ki faul falan bak, yok. Sen de diyorsun ben ki faul. Ben canlandırayım. Var. Yani sen de bana yardımcı ol. Sen de gel. Canlandırayım. Eğer bu penaltı değil diyorsa Emre abiyi dinleyeceğim. Bak, pozisyon şöyle oluyor. Top buradan geliyor değil mi Aydın? Ha, öyle mi? Buraya mı gelelim? Yok, tamam, burada yapalım. Öne mi gelelim? Burada yapalım diyor arkadaşlar. Ben önce faulde değil dedim bu arada pozisyon için. Onu söyleyeyim. Yani faul olmadığı görüşündeydim. Bir araya geldiğimizde Aydın bu pozisyon faul değil dedi. Top sekti. Yani daha doğrusu Antepli oyuncu topu uzaklaştırmaya çalıştı. Hı-hı. Ve şey yaptı. Uzaklaştırmaya kafa topuna çıktı. Top sağa ya da sola gitmedi. Yukarıya doğru şişti. Ben Gomez'im, sen Yevtovic'sin. Evet. Bak, oyuncu da arkadan geliyor. Sen. Şimdi ben topa müdahale sen edeceğim. Sen şöyle dön. Tamam. Sen şöyle dön. Anlaşılır olsun. Emre abi de. Tamam. Biz izliyor Emre. Onu ikna edeceğiz. Sen Bartra ile olan topa çıkacaksın değil mi? İkinizin ortasına gelen topu görüyorum. Ben de Gomez'im. Görüyorum ki sen çıktığın an otomatikman Bartra'nın avantajını ortadan kaldıracaksın. Çünkü ikiniz beraber çıktığınızda efendim, o kadar rahat vuruş yapamayacak. Ha tamam, ama pozisyon gereği öyle yapmak. Pozisyonu o anlatmak için o böyle gösterdim yani. Şimdi ben görüyorum, Maxi Gomez'im ben. Görüyorum. Benim geldiğimi görüyorsun. Bartra ile kafa topuna çıkacak. Benim onun önüne geçmem lazım. Nasıl geçiyorum? Oraya doğru giderken bak, topa bakmıyorum. Yevtovic'e bakıyorum. Bak, Yevtovic'e bakıyorum. Adam buraya bakıyor. Adam sadece topa bakıyor, Yevtovic. Ben Yevtovic'e geliyorum. Hop, şu müdahaleyi yapıyorum. Ve düştü adam. Gitti. Attım oyun dışına. Şimdi bu pozisyonda bana göre yani bence tamamen oyunla hiçbir alakası olmayan Gomez. Ben de faul olmadığını düşünüyordum. Ama bunu anlattıktan sonra, bu detayı verdikten İzlediğim sonra bence de faul. Görüntü bu. Şimdi Emre abi sen ne düşünüyorsun? Ama hakem dedi ki şey, VAR'la da konuştu. Problem gerek yok. Gol doğru dedi. Ama ben de bu şekliyle sen anlattıktan sonra ikna oldum. Bence de faul. Çünkü adam topa yükselecek, çıkacak. O sırada adam geldi, baktı. Direkt bozmaya. Yani şöyle
koltuğuyla, yani şu sırtının şu kısmıyla oyuncuya vurunca oyuncu da yere attı kendini. Ya da düştü. Neyse. Yani. Şimdi atmak da bir mesele de. Yani atmak deyince de faul diye nitelendirilemeyebilir. Yorumladığımız bu. Sen ne diyorsun şimdi? Sen en başında dedin ki faul değil. Aydın Cingöz'de İbrahim Yavuz'un bu hikayelerini artık ben duydum. Ya bu kadar anlattık ki. Bana kalktılar orada. Bir de hikayeyi anlatıyorlar. Gösterdik öyle ya. Oldu, yani, öyle hani oldu. Yan yattı çamura bak. Ya arkadaşlar bakın. Cezalının içerisinde İbrahim Yavuz. Diyelim ki kenardan bir taç atıldı ve santrafor oyuncusu perde yaptı değil mi? Stopere. Ol mu? Abi böyle perde olur mu? Onu soruyor. Alakan yok. Direkt bozuyorsun oyuncuyu. Bir dakika. Bu perde. Abi öyle bu perde. Bak, niye perde biliyor musun? Cezanın böyle içinde ya da oyunun genelinde bu perdeler yapılır arkadaşlar. Olur. Basketbolda anlıyorum. Anladın yapılır. Mı? Evet. Var. Avantaj sağlamayı tutuyor. Rakibin önünü kesmeye çalışıyor ama perde. Ama eliyle koluyla falan bir darbe yok. Yapmayın gözünüzü seveyim ya. Yapmayın. Ya abi, üçüncü gol buz gibi gol ya. Trabzonspor'da yapıldı yani, mı? Merak ettiğim şu. Yapmayın yani. Merak algı ettiğim yaratıyorsunuz. Bakın algı yaratıyorsunuz Erol Bulut'la birlikte. Ey sevgili Aydın Cingöz'de İbrahim Yavuz. Yarın bunu etki altına alacaksınız abi insanları. Yapmayın yani bunları. Hayır ya, ben de diyorum kardeşim, ki. Kardeşim uzaktan yakından benim bir sorum şu. Gibi bir düşüncem yok. Bu işin alakası yok. Penaltıdır, net penaltıdır. Bak net penaltıdır. Çünkü oyuncu eli açıkken kendine avantaj sağlıyor. Trabzonsporlu oyuncu hamle yapmasına izin vermiyor. Net penaltıdır. Bence çok da aslında Erol Bulut bugün şunları anlatması lazımdı. Evet geçen seneki maçta benim de kafama takılan soru işaretleri vardı. Diko'nun bir pozisyonu vardı. O pozisyon bence de penaltıydı Gaziantep maçında. Hakem onu vermedi. O pozisyon döndü. Trabzonspor golü. Bir soru soracağım Emre abi. O başka tamam, bir şey. Bir soru soracağım. Bir soru soracağım. Trabzonspor'dan bir soru soracağım. Çünkü o gün yanlış hatırlamıyorsam sen de bizimle aynı fikirdeydin. Trabzonspor yeni Malatya maçı vardı evet, geçen sezon. Son dakika Trabzonsporlu kimdi o, hangi oyuncuydu? Gitti ayrıldı stoper. Gitti kaleciye giderken vurdu tamam, Malatyalı oyuncuya. Ahmetcan Kaplan mı? Tabii. Ahmetcan değil. Hüseyin Türkmen. Hüseyin Türkmen. Hatırladın mı pozisyonu? Hatırladım, penaltıyı vermedi. Penaltı mı? Net. Sen ne dedin o pozisyonu Emre abi? Net penaltıydı, net. Peki bununla onun arasındaki farkı mı? İkisinin de topla alakası yok. Arasındaki fark bu perde yapıyor, o müdahale ediyor kardeşim. Arada sizin kaçırdığınız bir şey var. Yani bu diyor ki oyuncu topa vurmasın diye perde yapabilirim diyor. Anladın mı? Bu abi, futbolun içinde var, futbolun doğasında abi, var. O zaman ya, şu da var. Yapmayın. Ya şunu yapmadı Emre abi. Bak şimdi şöyle. Perde başka bir şey. Bak şöyle adam onu görüp oyuncuyu görüp böyle önüne doğru gelip hafif önüne doğru bir geçeyim de sağlıklı bir sağa sola döneyim de sağlıklı olur, bir evet, şey aynen yapmadı. Adam direkt geldi. İbrahim Yavuz söyledikten sonra da ben de bir daha izledim. Adam geldi. Top havalandı çünkü. Rakibin önünü kesti maç kopet. Hayır bir de vuruyor. Vuruyor. Yani. Engelledi. Vuruyor sırtıyla. Vurmaya gidiyor. Bakarak bir de. Sırt omuz karışık vuruyor evet, adama. O ile vuruyor. Bozuyor oyuncuyu. Bozuyor yani. İzledim pozisyonu. Yok abi yok. İzledim. Siz gene Trabzonspor hakkında bu eyyamcı hareketlerinizle bütün kamuoyunu, bütün bizi izleyenleri ve Türk seyircisini gerçekten galyana getirip bu işi başka bir boyuta çekmeye çalışanlardansınız. Yani ama şey ben biliyorsun, provokatörlük, bunu yemem arkadaşlar. Bana yediremezsiniz. Provokatörlük mü yapıyoruz yani? Kesinlikle. Kesinlikle. Ayıp şey. Yani burada futbolun içinde olan doğal yok hareketlerin siz abartılı bir şekilde diyorsunuz ki net fouldür ve iptali gerekir. Asla size kesinlikle katılmıyorum. Sadece bu ikiliye ön tarafa çıkıp da o pozisyonu gösterdiğiniz için gülmekten katılıyorum arkadaşlar size. Gülüyorum sadece size. Ben de diyorum öyle ki ben de diyorum ki Emre Eren herhalde fazla Trabzonlu dostum var. Öyle meseleye bakıyorsun. Ben de onu diyorum yani. Ben hayatımda hiçbir futbol takımına duygusal davranmamışımdır. En fazla Beşiktaş takımını savunmam gerekirken Beşiktaş'taki bütün yanlışları ve bütün yapılan yanlış oyun formatlarını ve defansif hataların tamamını anlatan bir yorumcuyum ben. Olarak bunu söyleyebilirim. O öyle benim Trabzonlu arkadaşım var da ben babamı tanımam ya futbolda. Rahmetli babamı tanımıyordum yani futbolda. Anlatabiliyor muyum? Tanımam. Yani futbolda ben kimseyi tanımam. Gördüğümü anlatırım. Ama siz ya
İkiniz başka bir filmlere giriyorsunuz. Siz başka filmlerdesiniz. Film falan değil. Film falan sizin değil. Hiç öyle bir şey yok. Biz neden öyle düşündüğümüzü anlattık yani. Bu bizim düşüncemiz. Bize göre bu penaltı. Tamam abi da. Şimdi bak bir adam. Emre abi gözünü seveyim. Bak. Var görmemiş. Orta hakem görmemiş. Sizler Erol Bulut'la Gaziantep seyircisiyle beraber duruyorsunuz. Diyorsunuz ki burada Gaziantep'in hakkı yem. Ya kardeşim anlatmayın bunu bana ya. Ya sen 2-0 öne geçeceksin kardeşim. Trabzon gibi bir deplasmanda öne geçeceksin. Ve ondan sonra maçı Trabzonspor'a vereceksin. Oraya geleceğiz. O başka bir şey abi. Oraya geleceğiz. Bak Emre abi. Çok iyi başladın bir oyunda. Bak, ben çok iyi golleri buldun bir oyunda. Bak ben diyorum ki şimdi Erol Bulut Mete Kalkavan'a diyor kuralları bilmiyor diyor. Şimdi hakeme Mete Kalkavan dediğin adam da muhtemelen Süper Lig'de Erol Bulut'tan daha... O Erol daha Bulut'un kendi düşüncesi. Şey olarak, vardı. Hakem olarak diğer taraftan teknik direktör daha eski yani. Erol Bulut eski topçu yani ta 95'te geldi uzun yıllar Fener bu ayrı. Erol Hoca iyi de futbolcuydu. Dedik ki mesela penaltı pozisyonunda bence net penaltı hiç. Hatta ben şaşırdım hakem böyle bir... Önce zaten Mete Kalkavan şöyle oldu söyleyeyim. Onu gördü. Vücuttan geldi falan meselesinden yola çıkarak bence o kararı vermedi ama ya çok açık. O zaman şöyle olmaz mı İbrahim Yavuz? Yani böyle pozisyonlarda nasıl olsa vücuttan geliyor diye top tabii adamın aynen. Ayağına çok, geldi. Çok güzel adam örnek verdin Aydın. Aynen. Bunu da yapacak. Ayağıyla vurup elle. Şey yapmış olur. Tabii. Ona aynen. Müsaade etmiş olur. Doğru, dolayısıyla doğru. Burada bence doğru karardı. Hakem doğru gitti. Ama son dakika pozisyonunda bu arada Emre abi sen ne dersen de öyle de böyle de ben de aynı fikirdeyim. Adam detaylı baktım. O bu ayrıntıyı dinledikten sonra dedim ki evet yani burada bir şey var. Faul var. Neyse 90+8 bu arada maç golü attı Trabzon bitti. Ve maç bir dakika sonra bitti. İşin şeyi budur. Özeti budur. Trabzon'la ilgili bence değerli olan şey şu. Olur tabii ama ki. Abdullah Hoca'nın ben takımı yavaş yavaş toparladığını Kızıl Yıldız yendiler. Hafta arası da maç yaptılar tabii perşembe. Bugün maça çıktılar. Hoca'nın ben Trabzonspor'u toparladığını düşünüyorum ama tek mesele şey. Mesela bu Maxi Gomez hakikaten iyi golcü. Hatta bir pozisyon vardı 85'ler ya da 90'lara doğru yani maçın sonuna doğru. Yani benim diyen golcünün çıkaramayacağı, vuramayacağı bir kafa vuruşu yaptı. Orada kaleci Günay da şey bana şu an bana göre çok şu iyi an karşıladı. Yani biraz ona ihtiyaç bence fazlasıyla var diye düşünüyorum. Yani o orada bir ucunda bir rotasyona gitti. Ben Umut'la beraber oynatabileceklerini düşündüm açıkçası. Genelde öyle olmuş. Yani bu son Kızılyıldız maçında falan da öyle oynadı. İkisi oynattı. De o beraber oynadıkları French Baroş maçında bir düşünelim. Yani aynı anda sahada oldukları dönem çok etkili işler yaptılar. Ben çok kısa Erol Bulut'la ilgili bir şey söyleyeyim. Tamam. Konuyu da çok dağıtmadan. Şimdi işin hakem hatası tarafıyla alakalı aynı fikirde olduğumuzu biz söyledik. Yani hocaya hak verdiğimiz ama... Şimdi işin diğer tarafı da hoca diyor ki basın toplantısında orada 2-0'dan oyunun gittiğini soruyorlar. İşin teknik ve taktik kısmıyla alakalı da bir soru var. Hocanın verdiği cevap şu. 2-0'dan 3-2 diyor sizin sorununuz değil diyor. Biz onu diyor aramızda değerlendiririz. Yani siz bir teknik direktör olarak sorumlusu olduğunuz takım 2-0'dan maç verecek onu siz aramızda biz hallederiz diyeceğim. Ama hakem, oyuncu ya da taraftar, basın. Her şeyi orada istediğin gibi eleştirebileceksin. Yani kendinle ilgili olan eleştiriyi asla kabul etmiyorum. Onu ben aramda çözerim. Sizin sorunuz değil diyeceksin. Ama öteki tarafta sizin dışınızda olan her şeyle ilgili sonuna kadar gideceksin. Bu da adaletsizlik. Ama sonunda adaletsizliği asla yapmadığından bahsediyor. Ama adaletsizliğin en büyüğünü yapıyor. Yani size gelince soru. Biz onu kendi aramızda hallederiz. Bu tarafa geçince öyle bir dünya yok ya. Nasıl hakemle ilgili sonuna kadar eleştirme hakkı görüyorsunuz kendinde ki? Bence bir dakika bitireyim ondan şimdi sonra. Doğru yere geldi. Nasıl hakemle ilgili sonuna kadar bak eleştiri de demiyorum Aydın. Eleştirinin bir tık ilerisine gidiyorsunuz. Hakemin bir önceki seneyle alakalı değil mi? Orada da yaptığını, burada Trabzon'da başına geldiğini. Yani hakemlerin kasıtlı bir şekilde Erol Bulut ya da Erol Bulut'un çalıştırdığı takımlara karşı art niyetli olduğunu söylüyor. Yani burada bir suçlama var. Siz bunu istediğiniz gibi bir hakeme yapma hakkı buluyorsunuz kendinizde ama sizin çalıştırdığınız bir takım 2-0 öne geçtiği maçı 3-2 kaybettiğinde onu biz o sorun kendi aramızda biz onu çözeriz sizin sorununuzu diyebiliyorsunuz. Bence en büyük adaletsizlik de burada. Onu söyleyeyim. Ben. Peki. Emre Ren buyurun. Vallahi Aydın. Yani ben Trabzonspor'un gerçekten doğru yolda olduğuna inanıyorum.
iyi bir takım kurgusu olduğunu, iyi bir teknik adamı olduğunu, yani iyi bir oyun planının olduğunu biliyorum. Abdullah Avcı'nın bir planı var. Abdullah Avcı böyle çok çabuk geçişler değil ama Abdullah Avcı orta sahada daha fazla topa hakim olan bir takım görüntüsünde kanat varyasyonlarıyla içeriye giren, 2-0 mağlubiyetten sonra takımını kamçılayan, iyi futbol oynayan, rakibine çok fazla ondan sonra pozisyon vermeyen, evet doğru iki tane gol yemesi bence hani Trabzonspor adına bir dezavantaj mı? Geçen senelerde bunları çok fazla görmedik biz. Trabzonspor çok fazla gol yemiyordu. Kafadan attığı gollerle maçları kazanıyordu. Ama bugün mesela Trabzonspor zoru başarmıştır. Yani Trabzonspor çok önemli bir 3 puan almıştır diye düşünüyorum. 2-0'dan geri dönüş çok önemliydi. Dakika çok önemliydi Aydın. 2-0'dan sonra çok çabuk golü buldular. Yani o devreye o 2-1 falan girmeselerdi bu işin sıkıntısı büyük olabilirdi Trabzonspor adına. Ama 2-0'dan sonra çok çabuk oyuna döndüler. Çok çabuk rotasyonlar yapıp Maxi Gomez hamlesi 58. dakikada çok doğru bir hamleydi. Çok doğru işler yaptılar. Ben çok doğru yolda olduklarına inanıyorum. Ama bir Cornelius'un, bir Vakayemen'in ve Vivisca'nın Trabzonspor için ne kadar önemli oyuncular olduğunu da bir parantez içinde anlatmak istiyorum. Yani bu oyuncular gerçekten Trabzonspor'da çok önemli işlere imza attılar. Çok önemli işler yaptılar. Yani Trabzonspor 3. bölgede bu kadar iyi işler yapabiliyor gibi gözükseydi bile, hani geçen seneki pozisyonda Vakayemen'in bunun çok büyük artıları vardı Vakayemen Trabzon adına. İşte ondan sonra Cornelius'un Trabzon'a çok büyük katkıları oldu. Arkadan devre arası transferiyle gerçekten çok önemli işler yapan Edin Visca'nın takımda olmaması Trabzon adına büyük bir handikap olsa da Trabzonspor takım kadrosunu ben gerçekten Abdullah Avcı ile birlikte bu yarışı sonuna kadar götürebilecek, şampiyonluk yarışının içerisinde olabilecek kadroya sahip olduklarını gerçekten çok net bir şekilde söyleyebilirim arkadaşlar. Peki. Bu arada şöyle ligde Adana Demir Galatasaray 16'şar puanda, Adana Demir milli takım arasına lig lideri olarak girdi. Tebrik edelim. İyi takım kurdular. Biraz önce sorduğun soruda teknik direktörlerle ilgili Aydın. Hani hangi teknik direktörün daha büyük avantajı var ya da hangi takım teknik direktör avantajını kullanır diye. Bu anlamda Jesus'la ilgili ne kadar olumlu şeyler söylüyorsak bence Montella'ya da bir parantez Adana açmamız Demir'si gerekiyor. Evet. Gerçekten yani göreve geldiğinden beri yani hem çok kaliteli oyuncu grubu oluşturdular ve oyuncu grubunu idare etmenin ne kadar zor olduğunu işte Galatasaray'da ya da Beşiktaş'ta zaman zaman diğer takımlarda görüyoruz. O yüzden Montella'yı ve ekibini kutlamak lazım. Bence şu an ligin en iyi futbol oynayan takımı. Bak Fenerbahçe'den de daha iyi futbol oynadıklarını düşünüyorum. Bana göre ligin şu an en formda ve en organizasyonu güçlü takımı. Kadrolarında Balotelli'yi kaybetmelerine rağmen önemli oyuncular da kattılar. Ekonomik güçlerini de biliyoruz. Taraftar grubu da çok etkili Adana Demir'in. O yüzden yani bu sene Adana Demir o yarışın içerisinde olup bayağı da yukarıyı... Şöyle olur yani. Bazen çok iyi başlarlar sonra düşüş yaşarlar ama Adana Demir, Başakşehir, Konya'nın geçen yıldan beri devam eden, süre gelen bir oyunu var. İyi de işler yapıyorlar. Savunma tarafları güçlü. Bu hafta Galatasaray'ı kaybettiler ama kolay kolay yukarıdan böyle düşecekler düşünmüyorum. Yani o hissi oradaki tek sıkıntı, oradaki bence ya. Tek sıkıntı şu. Adana Demir'de mi? Başkan çok fazla işin içinde. Çok fazla yani oyuncularla iletişim kurmasında bir sıkıntı yok. Ama eğer o çok ince bir çizgidir Aydın. Yani onu kaybederseniz... Benim gördüğüm iyi anlaşıyorlar. Şu ana kadar iyi. Yani bir sıkıntı yok. Yani Montella'yla da oyuncularla da çok fazla takımın içinde ki ben başkanın bir alt ligde olduğu dönemlerde yani nelerini duyuyorduk ya. Isınma anında sahaya girip topla falan oynama gibi. Yani o kadar oyunun içindeydi. O da zamanla öğreniyor. Bazı şeyleri o da öğreniyor. Hakikaten çok önemli takım yaptılar. Yani ve böyle bir kadroya da çok doğru teknik direktörü getirdiler. Çok. Yani aynı zamanda ona da bir teşekkür borçluyuz bence ülke adına. Yunus'u alıp getirdiği seviyeyle alakalı. Yani bizim yerli teknik direktörlerimizin hatta işte Galatasaray'ın da ya bu şu an yeterli değil deyip kenara bıraktığı oyuncuyu başka seviye bir oyuncu yaptı. Oradan milli takıma yükseldi. Evet yani o yüzden onu da... yani Galatasaray'a geldiği için milli takımda değil yani geçen yılki tabii, yaptığı işler oradaki sebebiyle. Oradaki performansı ki bence oradaki performansını şu an aratıyor. Belki de hep konuşuyoruz ya Aydın. Yani bir Kerem'e, Yunus'a çok fazla eleştiride bulunuyoruz. Yani ne oldu bu oyunculara? Geçen sene bu çok daha iyi durumdaydılar. Acaba oyuncuları geriye götürmüş müdür? O oyunsal düzen oyuncuları geriye götürmüş müdür diye.
Yani bunu da düşünmek lazım. Yani çünkü teknik direktör dokunuşlarıyla oyuncular hakikaten başka yere gidiyorlar. Bunun da en iyi örneklerinden şey, biri. Hakikaten böyle şey, iyi oyuncular var, sert oyuncuları var. Bu ligi bilen oyuncular da var. İyi kadro kurdular. İşte yani keyifli bir de yani. Ben Adana Demir'i seviyorum. Yani ben de çok... Başkanın açıklamaları. Süper ya Murat yani, sence. Şey de söyleyeyim, ratingi çok yüksek. Çok yüksek, evet. Yani sosyal medyada biliyorsun ağırlıklı olarak o işi yapıyorum. Murat Sancan çok yüksek izlenme ratingi oluyor, çok şaşırtıyor. O tabii konuşma tarzı, telaffuz biçimi, heyecanı. Evet. Ondan sonra Murat Sancan ratingi çok yüksek. Takımı da iyi gidiyor. Umarım o şeyi bozmazlar. Hakikaten Adana Demirspor bu anlamda çok önemli işler yapıyor. Sempatik. Bu arada mini... Emre abi sesin gitti. Arkadaşlar geçen sene hatırlıyorsanız Montella... Gerçekten Yunus'u ortaya çıkarttı. Gerçekten Türk futboluna hediye etti. Oynatmış olduğu futbolda. Bu sene de Yusuf Sarı geliyor bakın. Göreceksiniz. Bak onu da çıkartacak. Bak o da geliyor. Yusuf Sarı böyle bir türlü aynı şey olamadı değil mi ama? Bir türlü böyle bir patlayamadı daha o çocuk ya. Onu da çıkartacak. Göreceksiniz bak. Peki. Bu arada İsmail Yüksek milli takım kadrosuna dahil edildi. Milli takımdan açıklama şöyle. Salih Özcan, Schalke... Borussia Dortmund'un Schalke ile oynadığı maçta Salih Özcan sakatlanınca onun yerine Ankara Gücü'nden Tolga Ciğerci, o da enteresan. Ve Fenerbahçe'den İsmail Yüksek dahil edildi. Hoca belli ki tabii durumlarına bakacak. Ama iki oyuncuyu da kadroya dahil etti. Neden İsmail Yüksek milli takımda değildi diye. Bu arada sen olması gerektiğini söylüyordun İsmail Yüksek'in. Kesinlikle yani bu sezon yani en iyi çıkış yapan... En hızlı gelişen oyuncularımızdan biri. Yani özellikle Ren maçında yani hem takım savunmasında hem hücum organizasyonlarında ki hoca da ona da basın toplantısında yer vermiş. Yani umarım böyle devam eder. Çünkü çok hızlı gelişiyor ve kolay değildir. Bir önceki sene bir alt ligden geliyorsunuz ve bu kadar önemli oyuncularla bir arada hocanın söylediklerini yerine getiriyorsunuz. Kısa bir parantez Balotelli ile alakalı Montella ile alakalı şeyi de söyleyelim. Yani antrenöre saygı duymanıyla yani Balotelli'ye saldırdı hatırlıyorsun. Saldırdı. Yani normal şartlarda Balotelli küfür etmiş bu arada. Bak Balotelli durumunda bir adamın teknik direktöre verebileceği tepkiyi düşün. Yani bir o gücü de teknik direktörün o gücü de çok önemlidir Aydın. Yani hani o kadar sorunlu profile o şekilde sert gidiyorsunuz ve oyuncu geri adım atıyor. Orada her şey olabilir değil mi? Evet ya çok o da çok önemlidir yani. Onu da şey yapalım. Peki İsmail Yüksek ve Tolga Ciğerci Ankara Gücü'nden milli takımdalar. Bu arada bugün Ankara Gücü de kazandı. Sivas yani çok enteresan. Yani hoca biraz kadrodan falan şikayet ediyor da genelde ya, kadroyu da korudu Sivas. Aynen bazı şeyler aslında boşuna olmuyor. Oyuncu takımların yukarı çıkışı ve aşağı inişi. Rıza Hoca geçen senenin ortalarından beri sürekli bir şeylerden şikayet ediyor. Evet. Yani sürekli şikayet, sürekli ya hakemden ya oyuncudan ya fikstürden sürekli bir şeylerden şikayet ediyor ve o takım o dönemden beri hızla aşağı gidiyor. Yani bunlar boşuna olmuyor. Biraz peki o dilden uzaklaşmak lazım. Var mı eklemek istediğin İsmail Yüksek'le ilgili Emre Eren? Yine sesim geç gidiyor galiba. Sesimi alamıyorsun değil mi şu anda? Yok peki. O arada bir sorunu da çözmüş oluruz. Şimdi şöyle yapalım o zaman. Beşiktaş dün kaybetti. Pardon, berabere kaldı. İstanbulspor'la berabere kaldı. Şimdi Beşiktaş'ın hocasıyla ilgili en başından beri bir şey vardı, tartışma vardı. Yapar mı, yapamaz mı falan diye. Ama sonunda söyleyeceğim, önceden söyleyeyim. Yani hakikaten bazen insan üzülüyor. Mutlaka değerli hocalar geliyor. Mesela Türk futbolunda Derval bir şey yaratmıştır. Yani Derval devrimi denir. Yeniden, yani Türk futbolunun yapılanmasında onun Piontek, Derval. Korkunç emekleri var. Öğretici, geliştirici, önemli hocalar geldi. Davum Türkiye'de. Bir dönem evet. Çok, yani 90... Birkaç dönem evet. Hatta. Birkaç Fenerbahçe ile devam eden doğru birkaç dönem işler yaptı. Beşiktaş'ta keza işte. Felkamp Galatasaray'da aynı şekilde. Ama bazen yatırım yaparken de bir bakarsınız ya ben bunu alıyorum ama bunun karşılığında Türkiye'de bunun şeyi yok mudur? Muadili yok mu ben gidiyorum kenarda bu işi arıyorum diye. Şimdi bu kesinlikle. İşte o oyunlara girersen öyle olursa böyle olursa böyle bir hoca getirirsin. Beşiktaş'ın net kötü bir hocası var ve İnsan darına gidiyor yani ulan memlekette bir tane şey yok mu? Yani bunun kalitesinde adam yok mu ki gidip de oradan getiriyorsun? Bu arada böyle
şeyler de oluyor şimdi görüyorum. Husumetlerden ötürü mesela sürekli bu Erman Toroğlu şeye saldırıyor. Şenol Güneş'e saldırıyor. Trabzon'da geziyormuş işte soruşturuyormuş. Trabzon'da gezer tabii Şenol Güneş. Nerede gezecek? Şenol Güneş her yerde gezer bu arada. Yani Şenol Güneş İstanbul'da da gezer. Beşiktaş Kulübü'ne de gider. Ümraniye'ye de gider. Florya'ya da gelir. Milli takıma da gider. Fenerbahçe tesisine gitmez. Neyse Kadıköy'e gider mi? O da ayrı. O başka bir konu ama gezer tabii abi. Şenol Güneş dediğin adam Türkiye'ye mal olmuş bir teknik direktördür. Onu da söyleyeyim yani Şenol Güneş, Valerian İsmail bak tartışılması bile abesle iştigal. Yani Şenol Güneş kim? Keşke bu arada. Yani çok da yakışır bence. Çok da yakışır. Ben Beşiktaş'ın yerinde olsam hiç düşünmem. Eğer hoca da böyle niyetliyse doğrudan getiririm. Evet. Futbola renk gelir. Bir de az önce dedik ki yani sonuçta biz de iş yapıyoruz ve abi Valerian İsmail enerjisi de kötü. Bence oynattığı oyun da kötü. Umarım Şenol Güneş gelir. Şimdi dün İstanbulspor 2-1 geride. 1-0 geriye düştü. 1-1 yaptı. Ondan sonra 2-1, ondan sonra 2-2. İstanbulspor'un hocası basın toplantısında bence çok değerli bir şey söyledi. Onu izleyelim, ardından devam edeceğiz. Biraz bu bana dokunuyor. Yani şeyi ülkemizin parası gidiyor dışarı. Yani çok sıradan oyunculara olağanüstü paralar ödeniyor. Evet, büyük yıldızlar gelsin, marka değerimiz artsın. Bunda sorun yok ama alt liglerde pek çok oyuncu var. Bugün hak etmediği paraları alarak performans veremeyen oyuncuların yerine çok daha rahatlıkla bu ligde oynayabilecek ve Türk futbolunu geliştirebilecek çok fazla yetenek var alt liglerde. Bütün uğraşım buydu. Gene söylüyorum, hikayenin sonunda tabii nereye gidemeyiz onu bilemem. Bakın futbol bu. Çok zor bir lig, Süper Lig. Ama bizim için en büyük başarı bu sene burada kalmak olacaktır. En büyük hedefimiz de burada kalmak zaten. Ben sonuç üzerinden yürümüyorum. Yani futbolculara bu ligde kalalım demiyorum. Her maç öncesi bir hikayemiz var. Bu maç bunu yapacağız. Bu şekilde yapacağız. Bu oyunu ortaya koyalım. Sonuca bakalım görelim. Sürece biraz daha odaklıyız. Sonuca değil. Evet şimdi Osman Zeki Korkmaz, İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz diyor ki maçtan sonra. Kardeşim diyor bu ülkeye hak etmeyen yani gereksiz paraları veriliyor ve bence burada olan oyuncuların da altında oyunculara getiriyoruz ve ülkemizin paraları gidiyor diyor. Şimdi Osman Zeki Korkmaz İstanbulspor'un gelişimini buraya geldiğini şöyle bir düşündüğüm zaman bunu bir konuşalım. Şöyle diyenler de olacaktır. Ha, şimdi bir Beşiktaş'la berabere kaldın, maçı bir anlamda çevirdin, şimdi böyle konuşuyorsun. Haklı mı haksız mı? Tabii ki haklı. Yani bizim uzun zamandır burada konuştuğumuz şeyler, özellikle çok fazla alt ligde maç izlediğim için yani bununla alakalı sürekli anlatıyorum. Yani burada aşağıda çok kıymetli oyuncular var ki bunun örnekleri de var. İşte Kerem'in 3. ligden gelip Galatasaray'da... Ya az önce İsmail Yüksek dedik. İsmail Yüksek'in aynı şekilde. Burada önemli olan şu, yani bizim ülkenin en büyük sıkıntılarından biri. Bu oyuncuların gelişimini bir kere öncelikle oyuncu... Mesela hoca biliyor mu? Mesela şu hoca diyor şimdi ki Osman Zeki Korkmaz orayı biliyorum diyor şöyle, mesela. Şöyle Osman Zeki Korkmaz bir anlatmak lazım. İsmail Kartal'ın yardımcısı. Sen... Bir tanıtalım hocayı da. Lütfen. Yani. İsmail Kartal'la beraber uzun zaman çalışmış. Hocayla beraber birçok kulüpte görev almış. Ondan sonra İstanbulspor'da hocaya böyle bir şans verilmiş. Gerçekten de zor yani kadro kalitesi olarak yarış içinde olduğu takımlara baktığımızda onların gerisinde bir kadrosuna sahip olmasına rağmen oynatmak istediği oyun sistemiyle oyunculara bunu doğru ifade etmesiyle orada başarılı oldu. Gerçekten İstanbulspor'un o takımlar içinde lige çıkması büyük başarı. Ve devamında lige çıktıktan sonraki süreçte de tabii arada birkaç şey söyleyeceğim. Ondan sonra devam edeceğim. Öncelikle hocaya da bir bütçe verilmiş olsaydı ben eminim bundan çok daha üstte oyuncular alırdı. Yani söylediği şeyler tabii ki kıymetli ama burada önemli olan şu. Bilmiyoruz Aydın. Bugün hocaya bu kadro verildi İstanbulspor'da. Daha iyi bir kadro verilmedi. Daha ama hoca da idari şartlarına diyor ki bu adamlar şimdi var. Örnek vereceğim. Tabii ki. Örnek vereceğim. Birleştireyim oradan. Önder Karaveli ile birleştirelim. Önder Karaveli göreve talip olduğunda ben bu gençlerin geleceğine dokunmaya talibim dedi. Doğru. Ve en sonunda geldiği noktada... Ama gitti gençleri oynatmadı. Yabancıları oynattı. Oynatmadı. O yüzden... Yani söylemle eylem farklı oluyor. O yüzden hocanın şu ana kadar yaptıkları çok kıymetli. Söyledikleri de çok kıymetli ama şurada görmek lazım. Gerçekten size bir bütçe verildiğinde atıyorum İstanbulspor zaten o bütçeyi vermiyor Aydın yani.
İstesen de sana o bütçeyi veriyor. Tamam ama bir yaptıkları saniye. Kıymetli bak. Onu asla dün, şey yapmıyorum. Dün 11'in 9'u Türk oyunculardan oluşuyor. Ya bunun İstanbul Spor'un yapısı bu ay. Bu tamam, Osman Hoca ile alakalı bir durum. Bak şu, ben anlatayım. Şimdi sen mesela bu takı bu adamlar hiç kimse şans vermiyordu. Birincilikten Süper Lig'e çıktılar. Dünkü maçta Beşiktaş'ın mutlaka sorunları var. Ama ne olursa olsun geriye düşüyorsun ve çok kötü bir golle. Bu arada yani Beşiktaş'ın attığı ilk gol falan bir daha böyle bir gol kimse atamaz herhalde. Yani olur. Böyle 10 yılda bir yenen tabii goller. Çok... Ya yani abartarak abartıyor muyum? Yani şeylerde o video yayınlıyorlar ya goller. Hani komik goller komik falan goller diye herhalde oraya girer. Yani kalecinin evet. Orada büyük bir hatası vardı ama şurada da eleştiriyorum tabii. Yani bir taraftan memlekette kaleci kaynıyor. Siz gidiyorsunuz yabancı kaleci getiriyorsunuz. Bence hoca o tarafta da bir öz eleştiri yapmalı. Hakikaten kaleci konusunda çok bereketli. Hocayı bak Aydın. Hocayı ama burada değerli bir şey var. Destekleyebileceğimiz en önemli şey ne biliyor musun Aydın? Bu adamlarla ben devam edeceğim. O birlikte ama bir şey işte başardığı. O kararı sen aldığın zaman kıymetli. Ben yapıyı bildiğim için söylüyorum. O kararı sen almıyorsun. Almıyorsun tabii Aydın. O kulüp sana o sistemi dayatıyor. Haksızlık etmeyelim. Biliyorum, bildiğim için söylüyorum. Asla haksızlık etmiyorum. Oradaki sistemi bildiğim için söylüyorum. Peki. Yani orada şöyle bir durum yok. Size kaç milyon? 80 milyon verildi. Hocam 50 milyon bir bütçe veriyorum. 50 milyona takım kurun denmedi. Hocam bak oyuncular bunlar. Bizim sistemimiz bu. Bu oyuncularla oynayacağız. Bu şekilde. İstanbulspor bunu 3. ligden beri yapıyor. Yalçın Koşukabak'la başladılar bu sisteme. Yani orada teknik direktör değişimi olduğunda İstanbulspor'un bir oyun planı vardı. Hocayı şurada kutlamak lazım. Yani son olarak o oyuncu grubuyla. En pahalı oyuncuları da bu arada verilere göre kalecileri. Öyledir yani. Ya biliyorum yapıyı biliyorum. Yok yani, değilmiş pardon. Çok o düşüktür değilmiş. Yani. Oyuncuları. Çok uzun zamandır bir arada oynayan yerli oyuncular var yani. Şimdi oradaki şeyi bildiğim için. Hocanın şu an yaptıkları çok kıymetli. Aynen ne olursa olsun o oyuncu grubu öyle ya da böyle hocaya verildi ve sonuçta onları antrene eden, sahaya hazırlayan da Osman Zeki Korkmaz. O anlamda kurtlamak lazım. Ama benim için önemli olan ben not aldım Osman Hoca'nın bu basın toplantısını. Umarım çok iyi kulüplerde çalışır ve ondan sonra yorumları görmüş oluruz. Emre Aren buyurun. Ne diyorsunuz? Vallahi arkadaşlar gerekli şeyleri konuştunuz. Osman Hoca'nın söylemleri benim zaten bir yıldır konuştuğum söylemler. Yani bu artık paralı yabancılardan vazgeçelim. Kendi evlatlarımıza dönelim. Alt ligde çok önemli oyuncularımız var. Bunları bir an önce üst tarafa taşıyalım. Bunların içinden de milli takıma seçecek oyuncuları yaratalım. Belki marka değerimiz biraz düşecek ama ya niye biz gerçekten ya? Oyuncu yetiştirelim ve oyuncularımızı sahneye çıkartalım. Bizim en büyük hedefimiz... Bir saniye abi. En teknik sevmediğim laf marka değeri. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ve hocalarımızdan bunları bekliyoruz. Hangi marka değerinden bahsediyoruz ya? Yani siz bir marka yaratmadınız ki. Ya her gün böyle bir yerinden döner gibi kesiyorsunuz yani. Ne marka değeri falan. Ya oyuncu yetişmiyor ya. Bugün Avrupa takımları olmasa maalesef acı gerçek ya. Milli takım oluşturamıyoruz. Oluşturabiliyor muyuz? Böyle miydi yani bu işler? Ya mesela şu an biraz önce söyledim mesela Tolga Ciğerci dedin amil takım değil mi? Yani, nereden geldi? Yani. Almanya altyapısı. Bizimle bak bizim yok mudur yani mesela İsmail yerine, Yüksek çok iyi Emre abi öyle bir yerde değil ki bak. Bakın 30 yaşında. İsmail Yüksek abi işte. Ha. Bugün da Fenerbahçe formasını. Jesus olmamış olsa bugün öyle bir oyuncuyu da tanımayacağız. Bence zaten adam şöyleydi sezon Bursa'da geçen yıl. Ya şimdi ne yapacağız? Hani isteyenler de var. Menajer arkadaşım muhtemelen onlar Bursa Spor'dan sonra bir sorar mısın gidecekler. Mesela Süper Lig'den hiç onu isteyen olmuş mu? Bir sorar mısın? Hatta dur mesaj atayım. Bir açsana belki dinliyordur bizi. Bak bu adam çıktı birden ve bugün milli takımda. Emre Eren buyur lütfen. İtiraz ediyorum yani. Çok güzel ya sen mi? Sen kendini markayı nasıl yaratırsın biliyor musun Emre Eren? Markayı şöyle yaratırsın. Markayı kendin yaptığında çalışarak bir yerlere getiriyorsan hakikaten dersin ki ben bir marka yarattım. Sözü sana vereyim tekrar. Galiba ya, biraz internet zaten bizim savunduğumuz da bu. Bizim zaten savunduğumuz bu. Osman Hoca'nın söylemlerine %1 milyon katılmamak mümkün değil ama İbrahim Yavuz'un dediği gibi acaba Osman Hoca daha ileri bir kalitedeki takımlara geldiği zaman aynı düşüncede olabilecek mi? Bu bir. İkincisi bir de ben Osman Hoca'nın kusura bakmasın takımını hiç beğenmedim. Bak ona rağmen bak takımını beğenmediğim o takıma rağmen Beşiktaş takımı bugün kazanamaz dedim. Çünkü gidişat ve görüntü belliydi. Ama İstanbulspor takımına baktığımız zaman şimdi ben
Süper Lig'e bu oyuncularla çıktım, çok güzel. Bu oyuncuları da burada kullanıyorum, çok güzel. Birkaç tane takviyeyle takımı kümede bırakabilirsin ama maalesef bu takım kadrosuyla devre arasında özellikle birkaç tane transfer yapmazsa bence zor günler yaşarlar. Tamam, bu da ikincisi ama söylemlerine tamamıyla katılıyorum. Bence. Çok. Değerli bir şey yapıyor. Hani öyle olursa öyle olur. Bak bu faraziye giriyor. Ben bugüne bakıyorum. Biz bugünle ilgili yorum. Bugüne bakıyorum. Aldık. Yarın aksi olursa oturur konuş ama bugün yaptıkları kıymetli. Ben yarın ne olacağını bilmediğimiz bir şey için de hocaya bugün diyemeyiz. Eleştiremeyiz. Ama yani. Demek ki yapılabiliyormuş. Tabii ki. Demek ki başarılabiliyormuş. Tamamladın mı Emre Eren? Bir örnek vereceğim. Tamamladım çünkü. Yani benim düşüncelerim bu. Tamam. Yani benim düşüncelerim bu. Osman şimdi, Hoca'nın söylemlerine katılıyorum ama ileriki haftalarda Osman Hoca'nın oynatmış olduğu futbolda bakmak lazım diye düşünüyorum. Fatih Terim'in belgeseli çıktı işte Netflix'te. Ben de izledim. 4 bölüm. İşte beğenen var, beğenmeyen. Neyse. Ama benim bir haberci gözüyle dikkatimi çeken önemli noktalar var. Niyeyse, çünkü gazetecilerin de biraz işi şudur. Detayı bulmak, ayrıntıyı bulmak ve onları kamuoyunun önüne getirmektir. Böyle çok nitelikli bu belgeselden gazeteci gözüyle ayrıştırılmış ve toplumun önüne getiren pek bir şey yok. Ben de elimden geldiğince yapıyorum. Mesela Fatih Terim'le ilgili, şimdi ben işte 84'lüyüm. Hocayı işte 96 Avrupa Şampiyonası'na milli takımı götürdü. Dolayısıyla da 3 aşağı 5 yukarı Fatih Terim'i ben 94 yani 10-11 yaşlarındayken bende oluşmaya başladı. Futbolcunu bilmiyorum. Ankara Gücü'nde hocalık, işte Göztepe'de hocalık, onu da bilmiyorum. Olimpik mi yani bilmiyorum derken, yani zaten hatırlama şansım yok. Ama şöyle bir şey, Rasim Kara da anlatıyor. Senin Beşiktaş'tan da hocan Emre Eren ki 96 evet. Avrupa Şampiyonası milli takım teknik direktörü Fatih Terim'di. Yardımcısı Rasim Kara'ydı. Ama 96 milli takım teknik direktörü olan Fatih Terim'in oraya gelişi olimpik milli takımla başlıyor. Ve olimpik milli takım İspanya'yı mı yeniyor abi? İspanya'yı yeniyor yanlış hatırlamıyorsam ve şampiyon oluyor. Şimdi o süreci aktarırken belgeselde Rasim Hoca da anlatıyor. Çok çarpıcı iki tane detay var ve Fatih Terim adına üzüldüğüm bir nokta oldu. Fatih Terim bunları yapmış adam, Türkiye'de bu kuralları getiren ve tutkulu şekilde bu yabancı kuralını savunan insan. Ve bu kuraldan da her hafta söylüyorum, Türk futboluna maalesef bir fayda gelmedi. İyice borçlandık, iyice kötüye doğru gittik. Ya şimdi diyor ki, hoca, belgeselde Rasim Hoca anlatıyor. Fatih Terim'in o zaman bir Toros arabası varmış. Çok iyi. Olimpik milli takımda. Hoca, Fatih Terim memleketin diyor dört bir yanını, çalışkan adam Fatih Terim, dört bir yanını dolaştı. Rüştü Reçber, Ergün Pembe buldu diyor, getirdi bu adamları. Ya Rüştü Reçber deyince kimsenin herhalde hatırlamadığı bir adam değildir. Ergün aynen. Pembe Avrupa şampiyonu oldu. Rüştü Reçber Türk futbolunun en büyük markalarından bir tanesi. Sergen Yalçın o zaman var ama sonuçta bir yerden geliyor. Belki de oradan oldu. Efendim belki o zamanlar Hakan Şükürler çıkmıştı bilemiyorum onu. İşte Okan Buruk falan filan. Mesela orada çok enteresan bir şey anlatıyor. Ben bilmiyordum. Beyoğlu Yeni Çarşı diye bir takım varmış. Burası tamam. Şu an hala var. Varmış bilmiyorum. Var. Yeni Çarşı ya. Tamam sen biliyorsun ben bilmiyorum. Abdullah çıktı Abdullah. Abdullah Ercan'ı diyor gittim oradan buldum diyor. Abdullah Ercan dediğin adam. Doğru. Kaç yıl oynamış? 90'dan 2003'e kadar. Yani şöyle 2006'ya kadar oynamış. Kadar İstanbul Spor'da futbolu bırakmış. Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbul Spor ve futbolu bırakıyor. Abdullah Ercan Trabzonspor'un. Ben öyle biliyordum mesela. Trabzonspor'un yetiştirdiği bir oyuncu biliyordum. Yok, değilmiş. Evet. Hatta o tabii şey tarzı şeyi de andırıyor. Abdullah Ercan herhalde Türkiye'nin en önemli sol beklerinden bir tanesiydi. Tabii. Şimdi o Fatih Terim'den, Fatih Hoca Türkiye Futbol Direktörü olduğu zaman bile daha çok imkan ve fırsat olmasına rağmen bunları yapamamış. Şimdi burada çok büyük bir çelişki var. Ve o Fatih Terim Türkiye'de oyuncunun yerlisi yabancısı olmaz deyip şeyin önünü açtı. Bu işin önünü açtı. Evet. Ve biz bugün Osman Zeki Korkmaz'ın haklı olduğunu söylüyoruz. Kime karşı? Fatih Terim'e karşı. Fatih Terim ne yapmış adam? Olimpik milli takımını kurmuş ve o milli takım 2006, devamında Galatasaray. 96'lar, tabii. 2000 Avrupa Şampiyonluğu, 2002 Dünya Kupası onun izleri.
Tabii. Nereden nereye? Bu bence çok çarpıcı bir durum. Bir gün hocayla röportaj yaparsam, hocam bu çelişki değil mi diye sormak isterim. Doğru. Durum bu. Bence yani, o belgesel, üzüldüm daha bence doğrusu. Bence o belgeselin de hakikaten benim için en kıymetli bölümlerinden biri oydu. Ya çok çok Kilimli'den etkilendim biliyor musun? Ergün, Soma'dan Alpay, Beyoğlu'ndan. Şey, yani, o çok beni etkiledi. Ya Vedat yani. İnce Efe'yi nereden buldun? Karabük. Tümer Metin'i nereden buldular? Zonguldak yanlış hatırlamıyorum. Sen nereden çıktın? Gazi Osman Paşa. Sen nereden çıktın Emre abi? Buca Spor. Ben İzmir Spor'dan çıktım. Buca Spor oradan Beşiktaş. Ondan sonra gezmediğim takım kalmadı Aydın Cingöz. İşte. Evliya Çelebi gibiydim. Hayır, Beşiktaş oynadın. Anadolu'nun birçok takımında oynadın. Aynen. Keza sen geldin. Milli takımlar yaptınız. Tabii tabii. Var da işte sen anlatıyorsun. Tabii. Yani tabii. Ümit Milli Takım. Yani bizim yani genç milli takım, Ümit milli takım yani hakikaten... Ya Fatih Hoca orada şeye tab oldu. Aydın Cingöz. Yani tabii oyunculara bazen kızgınlığını bu şekilde yansıtmaman lazım Türk futboluna. İbrahim Yavuz bu konuyu çok iyi biliyor. Avrupa Şampiyonası'na gittiğinde oyuncular gün, oyunculardan performans alamadığını görünce orada başka bir şeyler olduktan sonra ortamda... dedi ki el mi yaman bey mi yaman dedi. Bakalım hadi bakalım kazanın dedi. Aynen. Çünkü onlar orada Türk milli takımını yaraladıklarını düşünüyordu Fatih Terim. Anlatabiliyor muyum? Ya şimdi... Ama Fatih Terim bunu yaparak doğru mu yaptı? Bence kesinlikle doğru yapmadı. Çünkü Türk futbolu Türk oyuncularla daha güzelleşecek. Bak Fatih Hoca Türk şimdi milli takımın başına gelsin. Türk oyuncularla daha gelişecek. Bak Aydın Cingöz. Fatih Hoca şey milli takımın başına gelsin bak, az yerli oyuncu oynatıyor. Bak İzmir Spor Takımı'nda bak iyi bir dinle. İzmir Spor Takımı'nda altyapıdan A takıma çıktığımda en az 8 tane 9 tane arkadaşım 2. ligin çok önemli takımlarında, 1. ligin çok önemli takımlarında ve 3 tane de Süper Lig büyük takımlara giden oyuncularımız vardı bizim. Yani bizim böyle yetiştiricilerimiz vardı. Ama biz okul futbollarından geldik. Gerçekten sokak futbollarından geldik. Onları tamamıyla önüne geçtiler. Onları kestiler. Hatta bizim Ege Karma'mızda ayda bir maça çağırırlardı bizi işte milli takım seçmeleri falan filan. Yani 150 tane oyuncu bakarlardı, 200 tane oyuncu bakarlardı. Şimdi arkadaş yani şimdi nedir bu yabancı sevdası ya? Nedir arkadaş? Yani bu ülkenin bu yabancı sevda. Hadi Fatih Terim böyle bir yanlış yapmış diyelim. Ya bu ülkenin Türkiye Futbol Federasyonu, bu ülkenin futbolu bilen bilim adamları diyelim teknik direktörleri. Ya bunları da bir çağırıp da bir fikir alamadınız mı arkadaş? Yani bu kadar mı kötüyüz? Yani bu kadar işte mı bu işleri yapamayacak kapasite ya, değil? Erol Hoca şey söylüyor. Futbolu nasıl biz geliştireceğiz edeceğiz falan filan diye soruyorlar. Oyuncunun yabancısı yerlisi olmaz. Niye verin ben hemen bir an önce kendime bakayım. Maalesef öyle. Şimdi bitireceğiz programı. Sana bir şey söyleyeceksin galiba. Yok. Ha, öncesinde şunu söyleyeyim. Şunu düşündüm. Şimdi tabii genç arkadaşlarımız bilmiyorlar. Yani biliyorlar da oyunculuğunu bilmiyorlar. Ya bugün Sergen Yalçın olsa bugün şey böyle tribünler her maç dolar. Nereye giderse gitsin. Sergen Yalçın var çünkü yani öyle büyük bir oyuncudan bahsediyoruz. Sergen Yalçın 2000 yanılmıyorsam Avrupa Şampiyonu 2002 Dünya Kupası'nda adam yok. Kadro da yok. Öyle biliyorum ben. Tabii yok ya. Bak Sergen Yalçın yok. Tabii ki. Sen şimdi Sergen Yalçın olsan mesela. Yani böyle bir şansın var mı? Milli takımda olmama şansı var mı şu anda? Tabii. Onun gibi bir oyuncu olsa. Niye? Ya o milli takım. Çok zengin bir kadro. Ya işte. Yıldıraylar. Şimdi bizim Ümit Özat bazen Yıldıray. O doğru kadro da. Ümit Özat hep şey diyor. Ya tamam benim pek bir payım yok. Orada zaten olur bir maçta çok az oynadım bence... diye. Hani. En hani kendini zayıf halkı olarak görüyor adam yıllarca Fenerbahçe tabii takım ki, kaptanlığı tabii yapmış. Ondan hem de sonra sol bek oynamış. Sağ ayakta sol bek oynayan tek adam ya Türkiye'de. Tabii 2008 sene falan oynadı sol bek. Zaten diyor benden sonra Roberto Carlos'u getirdi Fenerbahçe'ye. Yani. Çok güzel bir şey değerlendirme. Aynen. 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası. Kadroya bak. 2008. Şimdi oradan bak buradan söylüyorum. Osman Hoca'nın açıklamalarından buraya geldik. Her geçen gün eriyor. Eriyor milli takım. Eriyor. Türk futbolcuları eriyor. Buraya bir an önce bir müdahale edilmesi kesinlikle lazım. Ve maalesef son söz onu söyleyeyim. Hep diyorum ya o iş oraya geldi. Bu da bence futbolu yönetenler açısından da bütün teknik adamlar açısından bir utanç bence. İşte
Herkes şeye bakıyor işte, Cumhurbaşkanı ne diyecek ona göre hareket edelim falan. Ya kimse de sorumlu kalmıyor. Ya herkes Aydın gününü kurtarmaya çalışıyor. Hadi ya. Olur mu? Futbol böyle olmamalı ya. Gününü kurtaran teknik adamlarla, gününü kurtaran başkanlarla, gününü kurtaran seyirciyle olmaması lazım bu Türk futbolunun. Vallahi... Ya bu Türk futbolu uzun vadeli, uzun soluk. Ya biz iyi maç izlemek istiyoruz değil mi? Premier Ligi açıyorsun başka bir lig. Burayı açıyorsun başka bir lig yani. Anlatabiliyor muyum? Yani ya biz bir o, çok bir de... daha eksideyiz arkadaşlar. Ama bu eksiği artıya çevirmek bizim elimizde. Türkiye Futbol Federasyonu'na seslenmek lazım. Gerçekten. Ya artık elini taşının altına soksunlar. Bak, bir tane ya kararlı... bu deneyimli teknik adamları toparlasınlar. Bu oyuncuyu biz nasıl yetiştireceğiz? Kararlı. Bu oyuncuları nasıl çıkartacağız? Bu oyuncuları Süper Lig'de marka değerini yükselterek nasıl sergileyeceğiz? Kararlı. Bunları tartışma lazım. Geçin bunları. Yok yayın gelirleriymiş. Onlarmış bunlar. Bırakın insanları kandırmayın. İnsanlara şunu anlatın. İnsanlara deyin ki biz bu ülkede Türkiye Futbol Federasyonu olarak bu işin başına geldik. Ve bu işi gerçekten deneyimli oyunculara sahip olmak için yaptık burayı. Yani buraya onun için geldik biz. Tabii. Buraya biz işte yayın gelirlerini işte ayarlamak için o kulübe ne verilecek? Ya bunları bırakın. Bu mali işleri falan bırakın arkadaşlar. Gerçekten Türk futbolunun sizler gibi büyüklere, futbola hizmet edebilecek insanlara ihtiyacı var. Peki. Aydıncı göz ihtiyacımız var. Çok ihtiyacımız var. Şart. Her yerde üretmeye ihtiyaç var. Çok teşekkürler Emre. Ben teşekkür ediyorum. İyi geceler. Görüşmek dileğiyle. İbrahim Yavuz teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Futbol gezisini noktalıyoruz. Yarın Adnan Aybaba'yla 23.30'da. Saati karıştırdım. Geçen bir arkadaşım diyor ki yayındaydın. Dedim neredeydin? hangi yayın? Burada görmüş de. Tamam dedim. Gün dedim sağa sola sürekli çıktığım için. Yarın 23.30'da. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Optimus OE Solutions bağlantı sistemleri futbol gecesini sundu.